Ardından tekrar merhaba. İlk yarıda derbi konuştuk. Bu yarıda yine derbiden haberlerle başlayacağız. İlk haberimiz sabahtan gelecek. Koç'tan sistem başlığı atılmış sabahtaki haberde. Bitiş düdüğüyle Kadıköy'de Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapan Ersun Yanal için tezahüratlar başladı. Başkan Koç hani sabredeceksiniz diye sitem etti. Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ta 1-1 berabere kalması sonrası tribünlerden protestolar yükseldi. Fenerbahçe tribünlerinin büyük kısmından takımı en son şampiyon yapan eski teknik direktör Ersun Yanal'la yine tezahüratlar başladı. Başkan Ali Koç'a yakın yerlerde de maçı izleyen taraftarlar da bizzat başkana Koku'nun değişmesi yönünde taleplerini ilettiler. Başkan Koç bunun üzerine söz vermiştiniz hani sabredecektiniz diyerek sitem etti denmiş abi haberde. Taraftarın bir Ersun Yanal talebi olduğu belli. Sen nasıl karşılıyorsun bunu? Ersun Yanal'la Fenerbahçe işi böyle yarım kalan bir aşk gibi. Çünkü tarihi bir sezon geçirdiler. Çok erken bir şampiyonluk geldi. Göze hoş gelen, herkesi tribüne çeken bir futbol vardı. Ertesi sene daha da iyi olacak, Avrupa'da başarı gelecek derken yollar ayrıldı. Yollarda böyle hani kimsenin kabul edemeyeceği bir sebeple ayrıldı. İstersen abi Senadok'a soralım. Senadok şu an attığımızdaymış. Evet. Senadok merhaba. Merhaba, yayınlar. Abi dün maçtaydın. Maçtan izlenimlerini istersen alalım. Yani açıkçası şöyle. Tek tek baktığımızda öne çıkan detaylar şunlar. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu sahada yoktu. Martin Skrtel. Rakibi çok güçlüydü. Beşiktaş gibi önemli, güçlü, etkili hücum oyuncuları söz konusu. İlk yarı 3 tane net pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Atsa maç çok farklı olacak. Ardından öyle bir gol idi ki yani takımın ikinci yarı oyun disiplinden kopması söz konusuydu. Bu olmadı. Beraberliği yakaladı. Atıf ve Ayev ısrarına rağmen özetle Fenerbahçe bence 3 puanı alabilirdi. Benim beklediğimden açık söyleyeyim daha iyi bir Fenerbahçe, daha mücadeleci, daha iyi futbol oynayan bir Fenerbahçe vardı. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Dinamo Zagreb maçını yerinde izlemiş biri olarak söylüyorum bunu. Kısa sürede bu kadar çabuk toparlanmayı ben şahsen beklemiyordum. Tabii maç çok olağanüstü bir maçtı. Yani kazanmak zorundasınız, rakip güçlü, seyirciler büyük destek veriyor vesaire. Ama şimdi temel konu şu. Fenerbahçe ilk yarıdaki oyununu devam ettirebilir mi? Temel problem bu. Evet Benzia çok iyi, çok yetenekli. Ama hala bir orta sahada bir kurgu problemi var. Ve yakın zamanda da Fenerbahçe'nin bunu kısa sürede aşması da pek kolay değil. O yüzden bir şekilde minimum kayıplı ilk yarıya kadar gidip ondan sonrasına bakmaya çalışacak Fenerbahçe yönetim. Ben bir yol ayrımı beklemiyorum Koku ile alakalı kısa vadede. Çünkü niye? Şöyle bir durum var. Fenerbahçe maçı kaybetseydi bile ben bir yol ayrımı beklemiyordum. Temel sıkıntı şuydu. Başkan Ali Koç da tesisleri gittiğinde oyunculara bunları söyledi. Dedi ki biz sizden mücadele etmenizi istiyoruz. Futbol bu. Kazanırsın, kaybedersin. Her sonuç var. Ama yani mücadele etmiyorsunuz dedi futbolculara. Yani bizim esas üzen, camiayı esas üzen olay bu. Maç kaybetmeniz değil dedi. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe bugün o başkanın eleştirdiği konuyu belli ölçü düzeltmeye başladı. Mücadele ediyor. Geriye düşmesine rağmen reaksiyon veriyor. Yani ben 1-0'dan sonra Fenerbahçe'nin beraberliği yakalamasını beklemiyordum. Açık söyleyeyim yani. O yüzden genel anlamda Fenerbahçe adına belki sonuç galibiyet olsa tabii daha iyi olurdu ama Fenerbahçe adına genel anlamda olumlu bir geceyi geride bıraktık diyebiliriz. Suat ben öncelikle günaydın. Zor bir akşam olmuştur senin için derbi sonrası. Şimdi şunu sormak istiyorum sana. Fenerbahçe devre arasında transfer yapacak mı ve kimleri alacak? Hangi bölgelere adam alınması planlanıyor? Kulüpten bir duyumun var mı bu konuda? Şimdi şöyle Suat, aslında Fenerbahçe'nin bölge bölge baktığımızda transfer ihtiyacı yok. Yani bugün Soldado'nun bile artık maç kadrosuna giremediği bir Fenerbahçe'den, Dirar'ın bile ki Fas Mil takımıyla Dünya Kupası'na oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Kadroya giremediği, 5 tane kalecisinin olduğu. O yüzden bence transfer yani olası bir sakatlık olmadığı müddetçe transfer kolay kolay yapılmayacak. Zaten
hani kaynak arayışı var vesaire. Temel olay şu. Artık Koku bir şekilde Topal, Jason, Benzia üçlüsü, Topal, Jason, Benzia, Slimani, işte geride Reyes dün fena değil, o kendi oyun kurgusunu oluşturmaya çalışacak. Çünkü yeni bir transfer demek, yeni bir oyun kurgusu demek. O yüzden şu an için öyle bir transferle alakalı tabii ki oyuncular takip ediliyor vesaire ama yani ivedi bir şekilde transfer ihtiyaç duymuyor Fenerbahçe. Şu an tek ihtiyaç duyduğu şey birlikte oynaması ve sistemini oturtması. Senat, teşekkür ediyoruz. Abi teşekkürler. Görüşmek üzere diyelim. İstersen abi bir sonraki haberden devam edelim. Biraz sana Ersun Yanal'ı sorayım ben. Fenerbahçe eğer Koku ilerleyen haftalarda istenilen sonuçlar alınmazsa, bir hoca ayrımına gidilirse, direkt Fenerbahçe'nin en büyük teknik direktör adayı Ersun Yanal diyebilir miyiz? Ya şimdi öyle bir niyet okuma ki bu. Taraftar istiyor evet de başkanın planı ne? Yani başkan öyle kolay kolay pes edip Koku'yu görevden alacak gibi durmuyor. Ki Ersun Yanal'la ilgili yani hiç gündemlerinde bile olmadığını açıklamıştı başkan olduktan sonra. Açıkladı. Ya şimdi futbol bu. Yani o zaman yoktur, şimdi devre arasında olur. Ona bir şey diyemeyiz ama yani şu anda hani Koku'yla devam edeceklerini kulüp bir açıklama yapmadıkça varsayarak devam etmemiz gerekiyor bizim de. Yani olmayan bir işi bir antrenör hani böyle medya olarak yeme pozisyonuna gelmememiz lazım. İlla ki Ersun Yanal hep akıllarda olacaktır. Taraftarın hep aklında olacaktır. Ersun Yanal bir kere daha Fenerbahçe'ye gelecektir bence de. Hani bu yarım kalan iş devam eder, iyi olur mu kötü olur mu bilmiyorum ama şu anda Koku varsa biz de Koku'ya destek olacak bir yapı içinde olmalıyız. Peki Ali Koç başkan olduğunda sürekli istikrardan bahsetti. Koku'ya güvenildi. 3 yıllık sanırım evet. Bir sözleşme imzalandı. Yani şimdi mesela Rize maçı var. Kötü bir sonuç alındı diyelim. Ya ilk yarı bittiğinde 7-8 puanla Fenerbahçe liderin gerisine tamamladı diyelim. Yine de Koku'ya sabredilmesi gerekilmez mi? İyimser miyim diyorsun? Şu anda yani 7-8 puanla ilk yarı bittiğinde Fenerbahçe liderin gerisinde olursa o Fenerbahçe şampiyonluğa yürür. Diyorsun. Yani tabii. Ama 7-8 puanla kolay... Yok, çok kapattı Fenerbahçe. 7-8 puan geriden gelip. Ben şu anki kadrosunu... Yani şu anda 7-8 puanla bu haldeki Fenerbahçe liderin gerisinde kapatırsa ilk yarıyı... Veya şöyle diyeyim o zaman. Taraftarı tatmin etmeyecek şekilde Koku ile ilk yarı kapatıldı. Koku o zaman yollar ayrılması, Ali Koç'un bugüne kadar verdiği mesajları ters düşmez mi? Yani Ali Koç böyle bir yola tamam, gider mi? Düşürür. Düşürür elbette ki. Ama gerçi devre arasında bekleyeceğiz de demişti. Bak niyet okuyoruz zaten. Hani başkan ısrarla diyor ki Koku ile devam edeceğiz. Taraftar bağırıyor diyor ki hani söz vermiştiniz hani sabredecektiniz diyor. Başkan bunları söyledikten sonra biz Koku'yu görevden alır mı? Koku ile devam eder mi? Dememiz bence hani Fenerbahçe'de zarar verecek bir duruma geliyor. Yani ne Fenerbahçeliler ne diğer basın mensupları diyeyim. Hani bu konuyu böyle haber olmadıkça, bir bilgi kaynaktan bir bilgi gelmedikçe hani Koku gidecek mi, Koku gitmeli mi gibi düşünmemek lazım. Fenerbahçe zaten yeni kurulan bir takım. Ersun Yanal gelirse her şey sıfırlanır yani. Hangi hoca gelirse. Abi dün biliyorsun maçta Caner Erkin maç sonrasında gördüğü kartla ikinci sarı kartı gördü. Kırmızı kart görerek maçtan ayrıldı. İstersen onunla ilgili haberimiz var. Bile bile kırmızı başlığı atılmış. Milliyetten gelecek. Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Caner maç sonrası itiraz için soluğu Fırat Aydınus'un yanında alırken ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü denmiş haberde. Abi Caner yine dün tam bir Caner kırmızı. Yani abi, evet Caner kırmızı kart yine bir gergindi oyun içinde. Evet. İlk sarı kart yine itirazdan gördü. İtirazdan İkinci sarı gördü, kart yine evet. itirazdan gördü. Yani ne olacak abi bu Caner? Ne olacak bu Caner? Böyle devam edecek doğuş yani. Ne olacak bu Caner? Ya şimdi birincisi Caner'in evet iyi ki itirazdan sonra maç bitti tekrar hakeme gitti itiraz etti. Şenol Güneş de hadi be dediğini söyledi. Küfür ettiğini zannetmiyorum direkt kırmızı bir göreceğini düşünüyorum. Kurallar öyle yazıyor. Bazen bu esnese de küfür ettiğin zaman kırmızı görürsün. Kurallar etsen. Böyle evet. Şimdi Caner bu maalesef hani diyecek de bir şey yok yazık oldu. Şimdi iki hafta oynamaz. Peki yani artık bir kulüpten de bir ceza veya bir herhangi bir eylem gerekmez mi artık? Caner'in bu çünkü ne kaç mesela? Maç? Kadro dışı kalması ağır olur ama forma vermez.
Forma versin. Şöyle yürüyor Türkiye'de işler. Zaten 2 hafta oynamayacağı düşünülüyor. 2 hafta maç başı paralarını almayacağı düşünülüyor. Bu da ceza olarak kulüplerde yansıyor. Çünkü kontratını bilmiyoruz. Yani kontratın bazı kontratlar var biliyorsun. Şu kadar rakamın üstüne ceza verilemez. Atıyorum maç başı ücretinin 2 katından fazla ceza verilemez. Vesaire vesaire. Kontratı bilmiyoruz. Şenol Güneş yaptırım uygularsa uygulayabilir. Yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzon'da böyle yürüyor işler. Kulübeye çeker. Peki sen Şenol Güneş olsan nasıl yapardın? Bunu kabullenebilirdim ya. Çünkü maç içinde yapılmış bir hareket yok. Ama bak Belhanda'nın yaptığını kabullenmezdim. Ben Trabzon maçında. Kesinlikle katılıyorum. Yani çok farklı şeyler ve şunu da hani gündeme bakayım. Ya bu kadar küfür olmasın ya. Hani biz bunları aşmıştık. Çünkü Caner'e direkt küfredi. Caner'in ailesine küfredi. Yani çok iğrenç bir hal aldı. Kesinlikle. O hoş olmadı ya. Evet. Yani daha başka bir şey söylemeyeyim. Hani ki maç başında başkanlar... Bu arada iki taraf da birbirine küfretti. Ha. Yanlış anlaşılmasın. Tabii, yani. Beşiktaşlar da tipi maçıyla. Ya biz bunları hani aştık diye düşünüyorduk. Yani hani kadınlar geliyordu statlara, çocuklar geliyordu. Ali Koç konuşuyor, Fikret Orman aynı şeyleri söylüyor. Şu işi bir düzeltemedik ya. Çok üzgünüm o konuda. Düzeltemeyeceğiz ki bize. Yıllardır da bu kadar ağır küfürlerin edildiğini görmemiştim ya. Ya saha içinde aslında daha centilmence bir ortam vardı ki başkan kesinlikle. Fikret Orman geldi, kızlarıyla maç izleme geldi. Ali Koç'la Fikret Orman'ın zaten beraber çok güzel görüntüleri var. Aynen öyle. Yani bu eskiden hep yöneticiler gererdi. Taraftarlar da tamam o gerginlikten belki beslenip birbirlerini oradan güç bulurlardı. Bu sefer sanki tam tersi oldu. Yöneticiler kendisine düşen görevi yaptı. Israrcı olmalılar ve Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta bugün gerekirse iki başkan bir araya gelip açıklama yapmalı. İki tarafta birbirinden özür dilemeli taraftarlar adına. Çünkü çok ağır küfürler dedi. Milletin annesi, avradı, ailesi kalmadı ortada. Çok kabul edilebilir bir şey değil. Ama Ali Koç'a da kesinlikle bir teşekkür etmek lazım. Ne için? Hem davet ettiği için hem gösterdiği nezaket. Fikret Orman'ın kızlarıyla maça gelmesi. Evet. Bence çok güzel mesaj. Ben de aynı fikirdeyim. Şu küfür işi içinde mesela iki başkan aynı anda bir açıklama yapsa çok hoşuma gider. Etkili de olabilir aslında. Üstüne gitmek lazım. Yani bu şekilde gitmez ya. Bu şekilde böyle 3. dünya ülkesi gibi devam ederiz ya. Peki şöyle de bir şey var. Şimdi spor programlarının bazılarını görüyoruz. Yani şöyle bir anlayış var. Nedir? Oraya giden adam küfür eder. Yok öyle saçmalık mı hocam? Öyle diyorlar abi. Yani şöyle. Ya onu... Bunu engelleyemezsin. Hayır, futbolcu profesyoneldir. Küfürleri... Yok hayır. Ya futbolcu profesyoneldir canım. Diyorlar. Kalkıp küfür edene karşılık vermez ama... Tribündeki adam yok niye öyle bir şey olsun ki? Yani küfüre tepki göstermeyecek. Küfüre alışsın. Profesyonel hayır, futbolcu öyle şey işi yok, bu. Öyle bir şey yok ya. Bence şey yok. Bence yani, öyle bir şey yok ama böyle bir bunu çok duyduk bugüne kadar. Onu diyenler de yanlış yapıyor kim diyorsa. Ya dünyanın öyle. Her yerinde de bu arada küfür edilmiyor. Yani toplu halde kimse hiç birlikte ya, hiçbir takım olmaz. Kim diyorsa yanlış diyor ya. Çok basit. Doğruya doğru yanlış. Peki yok. O bunları diyenlerin de bunun bir payı yok mu? Bunları sen deyip normalleştirdiğin zaman taraftarlık ya yöneticilerin de payı vardır bu küfürde. Şey o yorumcuların da vardır, gazetecilerin de vardır, taraftarın da vardır, futbolcunun da vardır ama herkesi bir kefeye koyup aynı duruma düşürmek olmaz. Savunmayan savunmuyordur. Yanlış olduğunu da söylüyoruz burada. Yani yapacak da başka bir şey. Ben şuna, herkes aynı değil. Şuna karşıyım abi. Futbolcu profesyoneldir. Küfürü kulağını tıkayacak. Yani orada adamın işte ailesine, annesine küfrediliyor. Yani bu hani kulağını tamam tıkarsın ama yani futbolcu, duygusal bir insanın... Futbolcu küfre kulağını tıkayacak. Futbolcu kenardan gelen eleştiriye de kulağını tıkayacak. Bu budur. Yani futbolcu eleştiriye kulağını tıkayacak aslında. Bunun normali bu. Küfre değil. Yani kenardan sana doğru oyna, düzgün oyna ne bileyim böyle şeyler de bağırıyorlar. Sen futbolcu musun falan. Onlara da kulağını kapayacaksın. Yani dış dünyayla iletişimini keseceksin. Mantık budur. Küfre kulağını kapa. Tekmeye kafanı uzat. Öyle bir dünya yok. Bunu söyleyenler de yanlış yapıyor. O zaman sıradaki haberden devam edelim. Hı hı. Ozan Tufan'la ilgili bir haberimiz var. Nereden nereye başlığı atılmış. 2015 yazında 20 yaşındayken Bursaspor'dan 7 milyon euroya alınan Ozan Tufan 3 yıl sonra Fenerbahçe U21 takımıyla Beşiktaş maçına çıktı. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak son 2 sezondur gözden düşen Ozan Tufan'dan haber var. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe U21 takımının Beşiktaş'ta oynadığı lig maçında sahaya kaptan olarak çıktı. Sarı lacivertlerin kadrosunda yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu da yer aldı.
2015 yazında 20 yaşındayken Bursaspor'dan 7 milyon euroya transfer edilen Ozan dip yaptı. Milli futbolcu 63'te yerini Alper Oğuz'a bıraktı denmiş abi haberde. Fenerbahçe'de maçı 1-0 kazanmış. Bu Ozan Tufan'ın abi kariyer düşüşü artık böyle bir film yapılabilecek noktaya geldi. Ne diyorsun sen Ozan Tufan'la alakalı? Ozan Tufan'la alakalı şunu söylüyorum. Hala çok genç. Genç insanlardan umudu kesmemek lazım diye böyle moralli, motivasyonlu bir konuşma yapmak istiyorum. Evet, geriye düşmüş. Daha çok genç. İnşallah tekrar toparlanır. Bir an önce başka bir takıma gitmesi lazım. Ki düzenli oynayabilsin, düzgün idman yapabilsin. Bunu bir kenara koyalım. Bunu Fenerbahçe düşünmüyor mu? Düşünmedim. Bu adamı kiralayalım oynasın diye. Bilmiyorum. Yani takımla oynamayacağı belliydi. Kadro dışında. Oynamayacağı belliydi. Bilmiyorum. Şimdi ne desem bilmediğim bir konu hakkında yanlış olur. Bu bir kenara ayıralım. Gelelim Ozan'a. Biraz önce Türk futbolcular için genel yaptığım yorum bence burada da hani devreye giriyor. Aslında belki de en güzel örneklerinden biri de Ozan Tufan'dı. Dış dünyayla iletişimi kesip futbol oynayabileceğim bir 15 senem var zaten. Ve eline de böyle bir fırsat gelmiş. Fenerbahçe'ye transfer olmuşsun. Milli takımda oynuyorsun. Bank oyuncususun. Ama bu hale düşüyorsun. Bu sadece çevresel etki, hep eleştirdiğimiz o beslenme durumu falan değil. Çok ciddi bir psikolojik destek alması gerektiğine inanıyorum. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam kiralardım ama şöyle kiralardım. Yani hani hocaya teslim. Atıyorum Abdullah Avcı'ya teslim. Samet Aybaba. Hocam bu çocuğu sen çözersin. Ki Bursaspor'da. Şenol Güneş. Ya Şenol şimdi Beşiktaş'a koysan Ozan Tufan oynayabilir mi? Oynayamaz. Şimdi Oğuzhan'ı mı kesecek? Atibe'yi mi kesecek? Yok tabii. Kim mi kesecek? Oynayamaz. Şenol Güneş'e verip hocam bu çocuk senin tedrisatında yetişti. Tekrar senin idmanlarını yesin. Ama Beşiktaş istemiş zaten değil mi? Bu i̇şte açıklandı. Bunu yapmak gerekir. Buna inanıyorum. Yani hocam bir sene bu senle kalsın. Yani ben bunu U21'de oynatacağım ama ligde zaten kullanmayacağım. Gerekirse anlaşma yaparsın. Beşiktaş da kullanmasın U21'de. Ama yani bir insanı, futbolcuyu geri kazanmak olarak bakıyorum. Ve 7 milyon euroluk bir yatırım yaptığınız oyuncu olarak bakıyorum. Bu böyle olmadı bu iş. Başka bir yol denemek lazım ya da bu şekilde U21 tribün komple futbol hayatını bitirecek. Çünkü peki, daha kontrat devam ediyor. Ozan'ın bu noktaya gelmesine tabii ki Ozan'ın kendi hataları olduğu aşikar. Hı-hı. Fenerbahçe'nin de bu süreci kötü yönettiğini söyleyebilir Yok, miyiz? Yok, söylemiyorum. Veya Aykut Kocaman'ın? Yok, söylemiyorum. Hayır. Bu başka bir yere kiralamak ayrı. Ne yapacak? Yani Aykut Kocaman şey mi? Hani babası mı bu adamın? Ya başka kulübe kiralanması veya satılması bence. Ya iyi de bence. Bu geçen sezon bu kadar dip yaptı bu adam. Yani kadro dışı bıraktı. Sezon başında oynattı. Kadro dışı bıraktı sonra. Başka bir yere evrildi iş. Sonra affettiler. Ozan ne yaptı? Hiçbir şey. Kadro dışı bırakıldığı zamanı hatırlarsın. Hı-hı. Osmanlı Spor maçı çok iyi bir performans gösterdi. Asist yaptı. O maçtan sonra oynamadı. Tamam. Yani biz ama tam olarak bilmiyoruz ki neden ondan sonra Ozan Tufan forma giymedi. En azından bu süreçte medya bilgilendirilmesi belki eksik yapıldı. Yani ben ya olabilir. İletişim eksikliği olabilir. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim ya. Kulüp her şeyi açıklamak zorunda değil. Ozan çıksın açıklasın. Ozan Tufan çıksın. Bugün basın toplantısı yapsın. Ya arkadaşlar, basın mensupları, ey halk. Ben geçen sezon Aykut Hoca'yla şu nedenden dolayı tartıştım. Ben haksızdım. Ondan da özür diliyorum. Fenerbahçe'den de özür diliyorum. Veya tam tersi. Hoca haksızdı. Benim kariyerim bitiyor ama ben bitirtmeyeceğim. Çalışacağım. İşte kilo verdim. Fit oldum. Şu duruma geldim. Bu takımda da oynayacağım. Böyle bir şey var mı? Yok. Kimsenin Yok. Açıklama yapmaması da okları zaten direkt Ozan'ın üstüne çekiyor. Demek ki yani bir şey var diyorsun ki açıklanamıyor. Bu kadar basit. Hem Aykut Kocaman haksız, hem Filip Koku haksız, hem Aziz Yıldırım haksız, hem Ali Koç haksız. Yani o zaman da diyecek bir şey kalmıyor. U21 kaptanlığında başarılar diliyorum. U21'e kaptan olması da bence enteresan. Yani kaptanlık görevi. Ya artık o kadar da yani en tecrübeli oyuncu olarak onu yapmışlardır. Bana mesela o da doğru gelmiyor. Kaptanlığın Ozan'a verilmesi bence... Yani o bilemeyeceğim. Teknik direktör tercihidir orada.
İstersen abi o zaman Galatasaray'dan devam edelim. Biliyorsun Galatasaray son maçta da Akhisar'a 3-0 mağlup oldu. Deplasman'da kötü bir karnesi var. Fanatik Gazetesi de bunu haber haline getirmiş. Deplasman kabusu bitmiyor. Geçen sezon mutlu sona ulaşmasına rağmen dış sahada sıkıntı yaşayan Galatasaray bu sezonda kabustan kurtulamadı. Aslan ligdeki 3 deplasmanın ikisini kaybederken kalesine gördüğü 9 golün 8'ini dış sahada yedi. Süper Lig'de Akhisarspor'u 3-0 yenilerek zirve yarışına yara alan Galatasaray'da deplasman kabusu devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'de 3 kupa kazanılan 2014-2015 sezonundan sonraki 3 sezonda dış sahada beklentilerin uzağında kaldı. Galatasaray'ın deplasmandaki maçlarındaki kötü grafiği yeni sezonda taşındı demiş abi haberde. Yani sen bu deplasmandaki formsuzluğu, üst üste alınan mağlubiyetlerin temel sebebini ne olarak görüyorsun? Konsantrasyon eksikliği, rahatlık. Bir. İki, iç sahada taraftar desteği ve kendi evinde oynamanın verdiği etkiyle beraber, çünkü Galatasaray taraftar stadı dolduruyor sürekli geçen sezondan beri. Bu da bir motivasyon, bu da bir artı destek ve inanılmaz iyi hücum oyuncuları var Galatasaray'ın. Bir diğer noktada ev sahibi takımlar, yani Anadolu takımları dediğimiz ekipler ve artık daha güçlü. Ve çok iyi savunma, çok sert oynuyorlar. Sertlikle gelen savunma Galatasaray gibi. Hani şimdi Rodriguez daha teknik bir oyuncu. Fizik olarak daha düşük, hızlı. Onyekuru öyle. Buruma vardı öyle. Şimdi Gomis de öyle. Tamam bir forvetti ama sert savunmalara karşı da çok durduğunu gördük. Böyle zamanda da savunma yapan ekiplere karşı Galatasaray bir türlü o kilidi aşamıyor. Bu haftaya özelinde konuşursak Galatasaray fırsatları buldu. 2-3 tane ya, penaltıyı hadi saymıyorum bile, o bambaşka bir mevzu. Emre ile var. Rodriguez de var. Oralarda zaten fırsatları harcadın. Penaltı geldi kapına. Olmadı. Yani aslında tabii ki takımların iç sahada daha başarılı. Deplasmanda biraz daha az puan toplaması gayet normal bir durum ama bu, yani bir de şöyle bir şey var. Trabzonspor maçı 4-0 bitiyor. Akhisar maçı 3-0 ve bir kırılganlık görüyoruz Galatasaray'da. Yani ilk golü yedikten sonra takımda bir kırılganlık var. Ve ilk golü bulamadığı zaman yine aslında içerideki maçlarda da zorlanıyor Galatasaray. İlk golü bulduktan sonra daha etkili oluyor. Yani bu, yani tam olarak neye bağlamalı bu durumu? Valla ben tamamen konsantrasyon... Kapanan takımı kolay açamadığını söyleyebilir miyiz? Konsantrasyon eksikliği olarak bağlamıyorum. Şu kapalı takımı karşı kolay açamadı. Evet de tamam açamıyorsun da Fernando ile Ndiaye de duruyor. Yani alakası yok onların. Yani gerideki adamlar da duruyor. Golden Mariano da değil. Mariano zaten hani birazdan Hürriyet'in haberini okuyacaksın. Orada da var. Yani Mariano geçen sezonun çok gerisinde ve bu hafta büyük ihtimalle de kesik yiyecek. Lines'in oynama ihtimali var. Deplasmandaki Fatih Terim'in de çözüm bulamamasının sebebi bu aslında. O Galatasaray'ın hırsı bir anda gidiyor. Hani Rodriguez'i görüyorsun. Ya böyle bir penaltı atma modeli yok bak. Böyle bir penaltı bak, atma modeli ben... yok. Hani arkadaşının elinden topu aldı, gitti, kullandı falan. O ayrı bir dava da. Böyle bir penaltı atma stili yok. Ki Fatih Terim takımında aslında hiç görmeyi tahmin etmeyeceğimiz bir noktaydı o yani. Penaltıyı Rodriguez'in alması, kullanması. Ki maç içindeki bence genel olarak hali de pek... Yani çok maçı isteyen bir görüntüsü yoktu. Maçı isteyen bir görüntüsü yok. Dediğim gibi ya rahat gelmişler. Hani Lokomotif'i yendik. Burada da Akhisar bize rakip olmaz. Hani sanki o Akhisar Süper Kupayı Galatasaray'ın elinden almadı o müthiş direnciyle. Geçen sezon Türkiye Kupası'ndan elemedi. Bir de demişlerdi Selezniyov yok. Hocaları yok. Buna kapıldılar. Aslında Akhisar'ı da bir parantez açmak lazım. Geçen sene Fenerbahçe'yi 3 maçta yendi. Galatasaray'ı kupadan eledi. Evet. Süper Kupayı aldı. Şimdi de ligdeki ilk galibiyetin Galatasaray'dan 3-0. Bir de Trabzonspor'u 6-1 yendikleri maç var. Ama kaçıncı sıradalar? 17 mi? Dipte. Dipte mi? Tam bir Türkiye örneği. Tam bir Anadolu takımı örneği yani. Şu an bir de hocasızlar. Safet Suç geldi. Avrupa Ligi var diye. Avrupa Ligi'nde maça çıkamadan gitti. Hoca gitti. Şimdi Cihat Aslan'la anlaşmışlar. O da eski teknik direktörleri. Camiayı da biliyor. Hani en azından bir toparlayacaktır. Bir taşlar yerine oturacaktır. Ama eldeki kadroları gayet iyi bence. Gayet lig, iyi. Lig normalinin evet, yani evet, ortalama bir kadroyla inşallah Avrupa'da da hani puan veya puanlar diyeyim alabilirler de
Krasnodar maçına çok yaklaştılar. Aslında gayet iyi oynadılar. Direkten dönen top, kaçan goller. Bir bence beraberlik yine gelebilirdi o maçta. Bir beraberlik gelse biraz daha şimdi belki kesinlikle hedefler yükselebilirdi ama sıradaki maç Sevilla. Orada artık direkler inşallah tam lehine döner. İnşallah her şans yanlarında olur inşallah. Sıradaki haberimiz Hürriyet'ten gelecek. 3 hayal kırıklığı başlığı atılmış Ali Naci Küçük'ün haberi. Akhisarspor deplasmanındaki 3-0'lık ağır yenilgi sonrası Galatasaray teknik direktörü Terim, mağlubiyetten çok oyuncularının yenilgiyi kabul eden tavırlarına sinirlenmiş, bazılarına şans verirken daha dikkatli olacağını söylemişti. Tecrübeli teknik adamın bu sözlerinin hedefinde Sinan Gümüş, Mariano ve Geri Rodriguez var. Biraz da detaylarını okuyayım. Akhisar Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonunda oyuncularına mesaj verirken bazılarının yenilgiyi kabullenen bir görüntü çizmesini içine sindiremediğinin altını çizip verdiğimiz şans ve fırsatların daha dikkatli kullanılmasına özen göstermemiz gerekiyor demişti. Peki Terim hangi oyuncuların hayal kırıklığına uğratmıştı denmiş. Bu üç isim de Sinan Gümüş, Mariano ve Rodriguez. Sen ne diyorsun abi Sinan Gümüş'ün, Mariano ve Rodriguez'in son maçtaki performansları? Yani Sinan Gümüş bir klasiktir. Sezonun başında kayıp, tamam mı? Sezon öncesi idmanlarda, kamplarda iyi olur. Derler ki bu sezonun adamı Sinan. Sezon öncesi yazı alırız takip eden muhabirlerden. Kampın yıldızı Sinan. Çok güzel öyle bir yazarlar. Sezon başlar. 1-2 hafta sonra Sinan kulübeye gider. Sonradan oyuna girmeleri durur. Ondan sonra Türkiye Kupası serüveni başlar. Evet. Türkiye Kupası'nda Gol krallığını oynar. Tabii daha görece olarak zayıf takımlara karşı şöyle 3 goller atar, 2 asistler yapar falan üst üste. Sezon biter. Ama bir de lig sonunda attığı kritik goller var. Tabii işte son haftalarda lige de tekrar döner. Sonra akıllarda tekrar iyi kalır. Sil baştan olur. Böyle gidiyor. Şimdi de olmadığını gördük. Zaten bağıra bağıra geliyordu ya son 3 haftadır falan. Olmuyor. Çünkü bak dün bakarken Sinan istatistiklerine hiç 90 dakikayı tamamladığı yok bu sezon ligde. Bak hepsini o ilk 11'de başlamış. 90 dakikayı bitirdiği yok. Bu bile bir gösterge aslında. Sen, eline gelen böyle bir şans var ama sen hala kayıpları oynuyorsun. Yani bu şansı kullanamıyorsun. Kulübeye dönecektir. En büyük eksikliği de maç içindeki o kopmaları sanırım. Yani böyle bir 90 dakikayı verimli bir şekilde sürekli oyun içinde olarak oynadığı maç sayısı çok az. Çok az, aynı. Ve oyundan kopma yaşadığı zaman da zaten Fatih Terim oluyor. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta öyle oyundan kopamazsın. Maalesef. Aynen. Öyle bir hakkın da yok, şansın da yok. Öyle bir ortam yok çünkü. Peki Sinan'ı kestik diyelim 11'den. Sağda Onyekuru, solda Geri Rodriguez, ileride de Eren mi olur? Zaten biraz da mantıklısı o. Yani Fatih Hoca zorunlu rotasyona da gitti. Hani bir de Onyekuru'yu denemesi lazımdı forvette. Bunu bekliyorduk yani. Daha önceki haftalarda da olabilirdi ama Akhisar taktiğinde buna baktı. Onyekuru'yu bir hücumda deneyecekti ama olmadığını o da gördü herkes gibi. Eren'i tekrar oyuna aldı. Eren girdikten sonra Galatasaray biraz daha oyuna etki etti aslında Akhisar'da ama hani dediğin gibi Rodriguez ve diğer kanatta oynayacak Onyekuru, ileride Eren. İşte orada bir Feghouli işi var. Feghouli işi de soru işareti olarak duruyor. Feghouli oyun almasına ne diyorsun? Orada bir mesaj var mı yoksa oyunu çevireceğine inandığı için mi almıştır? Ya elinde başka silah yok. Doğuş yani hani çok da böyle Illuminati şifresi gibi futbol maçlarına bakmamak lazım. Yok yani elde. Ama öyle kulübede değerlendirdi genelde. Ya öyle değerlendirdi. Fatih Hoca Feghouli'yi aldı ama işte şimdi bak. Tamam, Fatih Hoca da aklımda 1000 tane şey geçen insan orada oyuncularla beraber ama hani bir de hamle oyuncusu yok elinde yani. Şimdi Eren tamam forvet ama Eren böyle direkt gole kanatlarda sağda sola hareketlilik yapacak bir adam değil. Bunun için elinde Feghouli vardı. Onu kullandım. Belhanda da yok zaten. Feghouli ama bundan sonra büyük ihtimalle zor bulacak formayı gibi. Ya şimdi bak duruyor. Feghouli işi çok başka. Feghouli Galatasaray'da en çok parayı alan adamlardan biri. 3.850 alıyor. Ama bu tabii 3.850 garanti ücreti. Bak onun 150 bin euro falan çok net yani. Direkt hani cebine giren bonusları var. Artı maç başıları var. Artı Avrupa Ligi şampiyonluk primleri var. Yani sezonluk maliyeti 4,5 milyon euroya yaklaşan bir oyuncu. Takımın da en çok kazanan ismi. Bu sezon teklif geldi mesela Feghouli'ye. Yani daha lig transfer döneminin son günlerinde gitmedi.
ben Suudi Arabistan'da falan oynamam daha erken diye gitmedi. Şimdi tamam oraya gitme, bu senin hakkın, burada kontratın var ama sahada da bir şey yapman lazım. Daha Fegül'e alınırken ben bu işi söylemiştim. Belanda için de söylemiştim. Maalesef Kuzey Afrikalı futbolcular Türkiye'de bir sezon iş yapar. Çok nadir örnekleri dışarıda bırakıyorum. Sonrasında kaybolur. Her ligde böyle oluyor. Yani Tunus, Cezayir, Fas, buralardan gelen oyuncular genellikle böyle oluyor. Mısırlı oyuncuları da zaman zaman katarım buna. Çok nadirdir zaten Türkiye geldi. Bir Trezeguet örneği var. O da şu anda soru işaretleri. Geçen seneki performansından uzak. Maalesef Kuzey Afrikalı oyuncularda böyle bir durum baş gösteriyor. Fegüli de şu anda Galatasaray'ın yararlanamadığı bir isim. Sıradaki haberimize geçelim. Sabahtan gelecek Mehmet Özcan'ın haberi. Galatasaray'da olağan şüpheliler başlığı atılmış. 5 gün içinde Avrupa'da yazı, ligde kışı yaşayan Cimbom'da tecrübeli teknik adamın sabrını taşıran isimlere uyarı ve yedek kulübesi göründü. Ben direkt o isimleri okuyayım. Aslında bir önceki haberimizle de alakalı. Mariano, Sinan Gümüş, Fernando, Geri Rodriguez ve Emre Akbaba. Burada bir önceki haberden farklı olarak Fernando ve Emre Akbaba'nın isimlerini görüyoruz. Yani ben Fernando'nun o kadar da kesikleyecek noktada olduğunu düşünmüyorum. Ya o teknik direktör tercihi, yani şu anda ona ben de bir şey diyemem. Hani evet, Fernando da mevkisi itibariyle en çok takımın yıpranan isimlerinden biri. Bir rotasyona girebilir, onda da bir sakınca yok. Yerine kimi koyar? Selçuk oynarsa ona göre bir yorum yaparız. Yani Fernando'yu da dinlendirebilir. Emre Akbaba konusunda ben de Mehmet'e katılıyorum, Mehmet'in haberine. Emre Akbaba bir anda kendini çok başka bir ortamda buldu. Hani Şampiyonlar Ligi, hani böyle rüya gibi deriz ya, bir anda Alanya'da lig maçına hazırlanırken kendisini Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetlerde buldu. Ki olaylı bir süreç sonuna geldi. Onun da ağırlığı üstünde yaşamıştır. Yani onu da bir dinlendirmek lazım. Bu şey maçındaki, Akhisar maçındaki böyle bir iki lakayt tavrı da vardı, evet. Sıradaki haberimize geçelim. Milliyet'ten gelecek. Bu sefer Nevzat Dindir'in haberi. Brezilyalılara neler oluyor başlığı atılmış. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in verdiğimiz şansa özen göstermeliler dediği futbolcuların başında Brezilyalı isimler yer alıyor. Akhisar karşısında Mariano'nun kötü hali dikkat çekerken Fernando da eski günlerini arattı. Maicon'un da gitmesi bekleniyor denmiş. Abi bu Maicon üzerinden sormak istiyorum. Şimdi Galatasaray'ın stoperinde bir problem olduğu aşikar. Serdar Aziz oranın şu an bank oyuncusu gibi, evet, görünüyor. Ahmet Çalık güvenmiyor hoca. Ozan Kabak genç oyuncu, yetenekli ama genç oyuncu. Maicon da bu sezon şu ana kadar kötü başladı. Yani sen oradaki sorunu nasıl çözebilir Fatih'im? Sen olsan ikinci stoperini kim yapardın? Ben yorumcu değil de şimdi gazeteci olarak bildiklerimi anlatayım. Bir, Fatih Terim Maicon'u hiç düşünmüyor bak. Tamam, hiç düşünmüyor. Maicon Fatih Terim'in taktiğinde, planında hiç yok. Denayer'i çok istedi. Geçen sezon hatırla. Serdar Denayer ikilisi oynuyordu. Çok iyi oynamışlardı. İyi oynadılar, kötü ama yani Fatih Terim'in taktiği bu ikili üzerineydi. Fatih Terim bir stoper istedi zaten. Maicon'u kullanmayacaktı. Ama maalesef Galatasaray bir transfer yapamadı o bölgeye. Şimdi gerçeklere gelelim. Maicon hep hata yapıyor. Çok ağır. Adam kaçırıyor. Kademeye özellikle girmelerde sıkıntı yaşıyor. Böyle olunca Fatih Terim onun biletini kesti. Transferin son günü Suudi Arabistan'dan teklif aldı. 3 milyon euro artı 9 milyon euro da satın alma opsiyonu vardı. Her şey halledildi, konuşuldu. Oyuncu da bu arada 2 katı para kazanacaktı. Galatasaray'da 2.200 alıyor. 4.200 veya 4.5 bonuslarla bir para kazanacaktı Al Hilal'den. Olmadı. Evrakları yetiştiremediler. Şimdi işler değişti. Al Hilal devre arasında Maicon'a direkt 9 milyon euroluk bir teklifle bonservisini almayı, öyle mi, planlanıyor gibi bir durum var. Bir konuşmalar, görüşmeler başladı. Hani hiç kiralamadan işi bitirmek adına. Gene Maicon aynı parayı kazanacak. Bu vesileyle de Fatih Terim yeni bir hamle yapacak. Yani Maicon şu anda Galatasaray'ın planı en ciddi Maicon olduğu için Maicon'u satıp o parayla bir santrfor, bir stoper bakabilmek. Ozan Kaba seviyor. Planlarında var. Biz uzunca bir sürede Maicon yerine Ozan Kaba takımda, sahada göreceğiz.
Maicon kulübede olacak. Ahmet Çalık da şimdilik dördüncü stoper. Dördüncü belki. Stoper. Zaman zaman tribünde böyle devam edecek. Peki Ozan Kabak için ne dersin? Yani ilk maç, ilk oynadığı maç cidden içerideki maçta harikaydı. Evet. Son maçta Akhisar deplasmanında birkaç bariz hatası oldu. Yani genç oyuncu tabii. Kendini güvenli oynuyor. Hı hı. Ama tabii tecrübesizlikten kaynaklanan bazı hataları oldu. Olacak. Olacak. Yani hata da yapacak. Yapacak bir şey yok. Genç oyuncu. Fatih Terim ısrarla oynatır mı? Oynatacak. Fatih Terim ısrarla oynatacak. Yani taktiksel olarak Maicon'un oynayacağı maçlar dışında oynayacak. Zaten Fatih Terim'in planları da şöyle, hani iki stoper arasına NDI'nin girip oyunu kurması. Aslında üç stoper gibi onları, kanatları ileri çıkarmak iki beki. Hani bu planda Ozan'ın da hızlı yapısı Fatih Terim'in işine geliyor. İstediği tarz. O yüzden Ozan Kabak daha çok oynayacak. Hata yapacak. Yapsın yani. Maicon hata yapacağına. Yani katılıyor. Ozan Kabak. Ki Maicon'un bu sene hata yapmadan bitirdiği oynayıp da maç yok. Yapsın yani. Ozan Kabak, hatayı yapan Ozan Kabak olsun. Bir sonraki habere geçmeden bir de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesini sorayım abi sana. İlk maçta Lokomotiv Moskova 3-0 mağlup edildi. Evet. Grupta şu an önemli bir avantajı da elde etmiş gibi görünüyor. Schalke ile Porto 1-1 berabere kaldı. Sen Galatasaray'ın gruptaki şansını şu an ne olarak görürsün? Ya ortalama bir yorum yapayım sana. Bu, herkes herkesi yenebilecek bir grup. Bu da kötü bir şeydir. Türk takımları açısından, tamam. Yani kendimizi bilirsek Türk takımları şu anda, geçen sezon Beşiktaş aynı tarz bir gruptaydı. Harika bir kadrosuyla harika bir iş yaptı. Ama işin geneline bakarsak ikincilik bizim için daha normal bir hedeftir ve birinci torbadan gelen takımın herkesi yendiği, son maçı öyle boşa bıraktığı bir planlama yapılır aslında. Evet. Lokomotiv Moskova'nın bu gruba gelmesi aslında Schalke'nin de Porto'nun da işine gelmeyen bir durumdu. Şimdi Galatasaray grup birincisini yendi. Birinci torbadan geldi. Moral buldu. Galatasaray için muhteşem bir başlangıç. Şimdi deplasmandan ne çıkaracağınız önemli. Yani iç sahadan 7-9 puan şart, artı deplasmandan ne alacağınız önemli. Biraz Porto deplasmanı bu açıdan da önemli olacak. Zor da maç Porto deplasmanı. Zor. Oradan bir beraberlik aslında bayağı bir önünü açar. Harika bir durum. Çünkü Porto ilk maçını da kazanamadı. Harika bir durum olur. Ve Porto'yu da ortak etmemiş olursun şimdilik. Ki Schalke de çok kötü gidiyor. 4-0'la başladılar. Lige, Bundesliga'ya. Yani Lokomotiv'in durumuna baksana. Lokomotiv de... Yani Lokomotiv zaten en son... 8 maçta 10 puanları falan var galiba. Orada da Yurisem'in olmasa, yani Yurisem'in dışında bir antrenör olsa çoktan gönderilmişti. Oradaki en büyük rakibi Porto gibi duruyor. Ki Porto da eski halinde değiller. Daha çok erken ya. O grupta çok şey değişir yani. Katılıyorum abi sana. Sadece bütün takımların kendi arasında oynadıkları maçlar. Aynen öyle. Her sonucu açık. Trabzonspor'la devam edelim. Vatandan gelecek haber. Yazıcı Ömür Aranıyor başlığı atılmış. Trabzonspor'da gösterdikleri performansla A milli takıma kadar yükselen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür bu sezon ligde ise bekleneni veremedi. Avrupa kulüplerinin takibinde olan ve sezon başına teklifler alan ikili bu sezon daha takıma gol katkısı sağlayamadı. Geçen sezon Yusuf Yazıcı toplamda 10 kez fileleri havalandırırken Abdülkadir de 3 gole takımına destek oldu. İki oyuncunun gol attığı maçlarda Bordo Maviller geçen yıl 28 puan alırken bu sezon ise golleriyle puan katkısı yapamadılar denmiş abi haberde. Şimdi şunu soracağım sana. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ile ilgili sezon başında teklifler vardı. Evet. Ahmet Ağol dedi ki evet teklifler var. Hatta Benfica'nın teklifini açıkladı. Hı hı. Teklifi beğenmedik. Hı hı. O yüzden vermiyoruz dendi. Tartışıldı acaba doğru karar mı, yoksa böyle bir teklif varken yollanması gerekiyor muydu? Çünkü takımın bir maliye sıkıntı yaşadığı da ortada. Evet. Şimdi Yusuf Yazıcı'nın özellikle performansında bayağı bir düşüş olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Ya bu olacaktı. Sorunu yarıda bırakmış gibi oldum ama olacaktı yani. Şey soracaktım zaten. Satılmaması doğru karar mıydı o gün için? Şimdi başkan o günkü açıklamasını ben iyi hatırlıyorum. Diyordu ki para artı 3 tane oyuncu teklif ettiler ama yani biz niye alalım o 3 oyuncuyu? Zaten biz elimizdekileri göndermek istiyoruz. Aldığım parayı onlara vereceğin maaştı zaten. Saçma bir teklif vardı. O şey, Portekiz kulüpleri çok akıllıdır çünkü. Böyle teklifler yaparlar. Bunu kabul etmedi. Ha, orada atıyorum direkt 15 milyon euro, 12 milyon euro artı oyuncu olmadan bir teklif geldi mi onu bilmiyorum. Ben şimdi Trabzonspor'un planı ne bir kere, onu bize açıklamaları lazım başkanın. İki oyuncunun üstüne biz takımı kuruyoruz. Bu ikili asla satılmayacak ya, yani değeri yok. Biz 5 yıllık planlama yapıyoruz. Bu iki oyuncunun da değeri yok. Boşuna teklifine gelmeyin.
dersen bir yapılanmadır, saygı duyuyor. Ama diyorsan ki ya değerini bulursa satar. En sevmediğim cümle yani. Değerini bulursa satarız. Değeri sezon başında atıyorum 20 idi. Şimdi 10 oldu. Misal kim kaybetti? Şu an Trabzonspor. Değeri ne yani? O değer de zamanına göre değişebiliyor. O yüzden hani yapılanmayı biraz anlatmaları lazım. Ki şu anda düşüyorlar. Değerini bulursa satarız diyorsun ama geçen sene zaten iyi oynadığı için o değere ulaştı. Bu sezon o performansı sergileyemezse haliyle değeri düşecek. Şimdi Yusuf ve Abdülkadir'in Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi oynadığını düşün. Değerler artar mı? Artar tabii. Ama Trabzon kaybettikçe Trabzon Avrupa'da şu hale düştük. Avrupa, değeri bulamayacak bu oyuncu. Değeri düşecek. İşte bunların ayrımını yapmak lazım. Trabzon o kadar zor bir durumda ki çünkü başkan da muhtemelen yani elinde iki tane para en edebilecek oyuncu var. Hani ikisidir. Yok pahasına da satmak istemiyor ama orada ince bir çizgi var. O süreci inşallah iyi yönetirler. Trabzon'un işi çok kritik çünkü. Bir sonraki habere geçelim. Yine Trabzonspor'dan. Bu sefer haber Hürriyet'ten gelecek. Trabzonspor geriye gidiyor denmiş. 2017-18 sezonunun ilk 6 haftasında 8 puan toplayan Trabzonspor bu sezon aynı periyotta 7 puan toplayıp alt sıralara doğru geriledi. Son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle alt sıralara doğru gerileyen Trabzonspor ilk 6 hafta performansıyla 2017-2018 sezonunu arattı. Geride kalan 6 haftalık bölümde 7 puan toplayabilen ve 12. sırada yer alan Trabzonspor aynı periyotta 8 puan topladığı 2017-2018 sezonundan daha kötü performans sergiledi denmiş abi haberde. Trabzonspor bu sezon ilk maç Başakşehir'e mağlup oldu. Sonra 3 maçlık hem iyi futbol oynadığı hem de puanlar topladığı bir dönem var. Ama son 2 maçta beklenmedik mağlubiyetler. Ne diyorsun abi Trabzonspor'un bu son durumu için? Bir de sence bu sezon nasıl bir hedef koymalı Trabzonspor? Sen söyle. Bu soruya yanıtı sen sor, sen söyle. Ben şöyle diyorum. Sen Trabzonspor'u yakından takip eden bir basın mensubusun. Sen söyle ne düşünüyorsun? Abi ben şöyle diyorum. Trabzonspor'un hedefleri yükseltmesi, atıyorum şampiyonluk hedefi koyması veya şampiyonluğa oynama hedefi koyması. Koymadılar. Bu sezon koymadılar. Sezon başında koymadılar ama Galatasaray maçı yendikten sonra tekrar o hava Trabzon'da otomatik olarak oluştu. Ben o havanın yükseldiğinde Trabzonspor'un her zaman geriye gittiğini düşünüyorum ve eldeki kadronun şampiyonluk oynamaya hiçbir şekilde müsait olmadığını düşünüyorum. Açık konuşalım. Trabzonspor'un kadrosu için dördüncülük çok büyük başarıdır. Beşincilik çok büyük başarıdır. Yani bunu bir açık açık konuşmak lazım aslında. Yani Trabzonspor taraftarı evet orası çok farklı bir kent. Çok farklı bir insan yapısı var ama hayatları Trabzonspor ama bunu bilmeleri lazım. Yani Trabzonspor bu kadrosuyla beşincilik çok büyük. Ya yani önümüzdeki 3 sene 4 sene hani anlaşma olsa da her sezonu dördüncü tamamlayacağız diye imza atsalar bence yerindedir. İşte çünkü ben oyuncu alamıyorsun. Oyuncu satamıyorsun. Elindeki oyuncuların parası senin gelirinin 3 katı. Ki UEFA ile anlaşma var. Maaş bütçesini düşürmek zorunda. Maaş sürekli. Bütçesini düşürmek zorundasın. Senin kaptanı seni şikayet ediyor sürekli. Evet. Ve haftaya da ilk 11'de başlıyor. O da nasıl iş onu da bilmiyorum. Bence o krizin temel sebeplerinden bir tanesi. O da nasıl bir durum yani Burak'ın ilk 11'e yazılması. Bence kulübünü şikayet eden adamı niye 11'e yazıyorsunuz? Ve takım tam bir oturmuş gibiydi. Rodelga da bu sezonu iyi başlamıştı. Evet. Burak sakatlıktan çıktı ve eksik antrenman yapmış. Fazla da antrenman yapmadan direkt Rodelga kesilip Burak oynatıldı evet. Ve Burak maçta da çok kötüydü. O işe aklım. Takımın bütün oyun düzeni bir de Burak oyunda zaman değişiyor. Yani Burak oyunda zaman ara paslarıyla daha pas yapan bir oyun oynanmıyor. Takım hüviyetinden çıkıyor o zaman Trabzon. Takım hüviyetinden çıkıyor. Bir de son hızlıca geçelim abi. Vaktimiz de az kalmış. Tamam. Luka Modrić biliyorsun ödül aldı. FIFA dünyanın en iyi oyuncusu ödülünü bu sezon kaptı. Onunla ilgili senden kısa bir yorum alayım. Tamam. Ronaldo ve Messi'den sonra 11 yılların ardından ilk defa doğrusu yapıldığına inanıyorum. Modrić dışında bir tercih yapılsaydı yanlış Salah olurdu. Ben haberi okuyayım istersen. FIFA yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modrić kazandı. Yılın en iyileri için İngiltere'nin başkenti Londra'da ödül töreni düzenlendi. Modrić kazandı. Tayda Erzurum sporlu oyuncu. O da fair play ödülü aldı. Onun için de tebrik ediyoruz. O zaman abi yayını bitiriyoruz. Süremizin sonuna gelmişiz. Saat 10 ile 12 arasında Ganyan Plus analizde Murat Özarı ve Zadik Gökoğlu birlikte olacaklar. Yarın tekrar aynı saatte spor sayfasında görüşmek üzere.
Herkese günaydın. Bugün gazetelerde öne çıkan manşetleri sevgili Suat Umurhan'la birlikte yorumlayacağız. Süper Lig'den, Süper Lig'in 6. haftası derbiyle kapandı. Derbi ağırlıklı bir program olacak. Yine gazetelerden önemli haberlerimiz var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Günaydın diliyorum. Teşekkür ediyorum dostum. Sen nasılsın? İyi abi ben de. Önce abi sana bir derbiyi sorayım. Tabii. Maç beklentilerini karşıladı mı? Ne dersin? Şimdi beklentileri karşıladı mı? Heyecan var mıydı? Vardı. İki tarafında golü ve çok net olmasa da gol pozisyonları mı var mı? Var, evet. Buraya kadar hemfikiriz. Ama futboldan memnun muyuz? Hayır. Değiliz. Ortada bir teknik olarak bir anlayış gördük mü? Hayır. Böyle hani çok maçın bazı bölümlerinde iki teknik adam da istediği oyunu oynatabildiğini gördük ama çok kısıtlı kaldı. Maçın genelinde hani şu takım önde, bu takım önde diyebileceğimiz bir organizasyon da yoktu her iki taraf adına. Bazı bölümlerinde Beşiktaş. Fenerbahçe iyi başladı. Golü bulan Beşiktaş'tı. Beşiktaş toparlandı. İkiyi bulur dediğimiz sırada bir gol geldi. Maç hani zikzaklar diyebileceğimiz bir şekilde gitti. Futbol olarak hiç keyif vermedi bana. Dünyadaki derbi örneklerine de baktığımız zaman kısır geçen maçlar oluyor ama futbol adına bir şey görebiliyorsun sahada. Burada sadece adrenalin vardı. Mücadele üst düzeydeydi. Gol vardı. Goller belki gelebilirdi ama maçın geneline baktığımızda sadece bir tansiyonla ilerleyen bir maç vardı aslında. Futbol olarak pek tatmin etmedi diyebiliriz değil mi rahatlıkla? Ben aynı fikirdeyim seninle. Hani futbolu keyif vermedi ama daha önceki senelerde yaşadığımız derbiler vardı. Ya öyle maçlar oynadık ya Allah aşkına bitse de gazetede kaldığımız için gece işimizi yapalım da hadi bitsin diyorduk yani. O zaman abi Mehmet Ayhan hattımızdaymış. Mehmet Ayhan merhaba. Doğuş merhaba. Abi bir de derbi yorumunu senden alalım. Nasıl bir derbi geçti? Nasıl değerlendirirsin? Bir birlik Fenerbahçe Beşiktaş derbisini. Suat merhaba. Merhaba abi günaydın. Şimdi sesim dönmezse daha rahat konuşacağım da. Şimdi ben Suat'la katılmıyorum. Şöyle ilk 40 dakika itibariyle Fenerbahçe'nin domine etti. Dün akşam Mehmet Aslan'ın tweet'i vardı. Çok güzeldi Mehmet Aslan'ın. Yani Fenerbahçe'yi oynarken Beşiktaş'ı oynarken Fenerbahçe'nin gol attığı bir derbiydi. Uluslararası standartta asla değil. O konuda Suat haklı ama kendi içerisinde Fenerbahçe'nin ilk 37-38 dakika domine ettiği, bana göre domine ettiği stadyumdaydım çünkü ben. Atmosferin de etkisiyle bunu söylüyor olabilirim. O atmosferin de katkısı vardı. Ama Beşiktaş'ın maçın ikinci yarısında epey bir bölümü yani 65-70'e kadar da Beşiktaş'ın yanında bir karşılaşmaydı. Şimdi hoca Filip Koku çok doğru zamanda bence hem Elif'i hem de Valbuena'yı oyunu alarak Beşiktaş'ın oyun egemenliğini sonuca dönüştürmesine izin vermeyerek karşı bir atakta bulundu. Ama o sıralarda Beşiktaş Fenerbahçe'den daha iyiydi. Yani Beşiktaş oyunu ele almış ve Fenerbahçe en azından maçı sonuca götürebilecek bir durumdaydı. O arada Fenerbahçe golü bulmadan kısa bir süre önce Adem Laiç ile Beşiktaş bu sefer oyun üstünlüğünü artık sonuca çevirmeye gitti. Adem Laiç ile beraber hoca ben bu oyun üstünlüğünü sonuca çeviririm dedi. Çünkü Fenerbahçe'nin artık oyunun içerisine katıldığını görebiliyordu Şenol Hoca kenardan. Adem Laiç oyuna girdikten kısa bir süre sonra da hafızamdan yanıltmıyorsa Fenerbahçe golü geldi. Ondan sonrasında Suat'a %100 katılıyorum. Ondan sonra maç maça benzemedi. Yani 71 mi attı ayı bilmiyorum. Oradan sonra gerçekten son 20-25 dakika futbola benzemiyordu. 2-3 notun altını çizerek sözü size vereyim. Bir, Beşiktaş zaten oturmuş takım. Yani Beşiktaş'ı değerlendirmek doğru değil bence. Beşiktaş zaten oturmuş bir kaliteli, kıymetli bir takım. Ama Fenerbahçe takım olacaksa bütün meseleyi Benzia ve Slimani üzerine kurmak durumunda. Slimani şu anda ligin uzak ara en iyi santforu. Bak iddialı bir şey söyleyeceğim. Eğer transfer dönemi falan söz konusu olmasa ve yarın Slimani'yi Galatasaray alsa, tamam mı? Slimani'yi Galatasaray alsa lig şampiyonluğunu garanti ederim. UEFA Avrupa Ligi'ne katılındığı takdirde UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finali garanti ederim. Şampiyonlar Ligi'nde de yani 16'yı garanti ederim. O kadar değerli bir oyuncudan bahsediyoruz. Benzia ondan aşağı kalır tarafı yok. Fenerbahçe'nin en iyilerinden bir tanesi dün akşam. Sonuç itibariyle Slimani Benzia ikilisinin üzerine kurulacak bir dünya. Fenerbahçe'yi umutlu geleceğe taşıyabilir. Ama her şeyden evvel tabii bu futbol, tabii bir oyun ve sonuçla kaim bir oyun. Sonuç itibariyle Fenerbahçe kazanamazsa istediğin kadar Benzia'yı öv, istediğin kadar Slimani vurgusu yap. Hiçbir şey ifade etmez. Yani bugün hadi Gürcan abi de yazmış, Cem abi de yazmış. Çok doğru söylediler. Hadi bugün zaman kazandım da
haftaya Okan Buruklu Rize'ye deplasmanda yenildiğin anda gene pazartesi itibariyle, hatta pazar akşamı itibariyle bundan bir gün önceki dünkü tartışmaların eşiğine koku gelir. Çünkü futbol, sen ne kadar neresinin detayını anlatmaya çalışırsan çalış, ne kadar işin içerisine taktik vurgu yaparsan yap, ne kadar insanların görmediğini görüyorum diye kendini çırpırsan çırp, sonuç onu. O 3 lirayın arasından o top geçmediği takdirde hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz benden daha. Mehmet abi, bir sorum var sana. Şenol Güneş'in bu maçı kazanmaya, yani diğer önceki yıllara göre daha yakın olduğuna inanıyor musun? Maç denebilirdi. Yaptığına temkinlilik ve bir ikinci yarı sonuç oyunu, ilk yarı taktik oyunu demeyi daha doğru bulurum sevgili Suat. Mehmet'e yani teşekkürler değerli yorumların için. Görüşmek üzere. Abi, biz devam edelim. İstersen evet, fanatiğin manşetiyle derbi defterini açalım. İlk haberimiz fanatikten gelecek. Babel tarih yazıyordu, Ayev izin vermedi denmiş manşette. Başakşehir ve Galatasaray puan kaybetmiş. Beşiktaş'ın ayağına liderliğine ortaklık. Fener'e ise üst sıralara tırmanma fırsatı gelmişti. Kadıköy'de hem sahada hem tribünlerde sinirler gergindi. 14 maçtır uçamayan Kartal'ı tarihi bir galibiyete yaklaştıran isim, 40. dakikada nefis bir golle bu sezonki 7. sayısına ulaşan Babel oldu. İlk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Koku'nun takımı skorun altından kalkmak için yüklendikçe yüklendi. Kanarya'nın aradığı gol 71'de Ayev'den beklenmedik bir şekilde gelince stat galibiyet için ateşlendi. Ancak haftanın maçı iki devi de sevindirmeyen bir sonuçla bitti. Özetle Fener'de Kartal'da kaybetti demiş. Abi, sen bu görüşe katılır mısın iki takımında? Şimdi katıldığımız yerler var, katılmadığımız yerler var. Şimdi gollere bakalım öncelikle. Maçın başında Fenerbahçe etkiliydi ama Beşiktaş'ın golüne kadar Fenerbahçe'nin ataklarının geneli Hasan Ali'den geldi. Yani şut denemeleriyle, Hasan Ali ile beraber geldi Fenerbahçe. Evet, oyunda baskılı oynayan, hakim olan taraf Fenerbahçe'ydi ama çok net diyeceğimiz pozisyonda açıkçası hatırlamıyorum. Gol, Beşiktaş'ın golü beklendik bir pozisyon değil. Pepe'nin organize bir vuruşu. Atak, organize bir atak değil. Babel'in yani hani o pozisyonda ne yapacak? Hani yanı sağında adam yok, solunda adam yok. Topu saklayıp normalde bir futbolcu topu saklar. Sırtını rakip savunmacıya verir. Topu bekletir. Sağdan soldan destek bekler ki verkaç yapabilsin. Hücuma genişlik kazandırsın. Babel hiç beklenmedik bir şey yaptı. Uzaktasın. 2-3 savunmacı var. Yüzünü kaleye döndü bir anda ve şut attı. Babel de zaten bunun için Babel. Belki o pozisyonu yapabileceği en olumlu şey oydu. Yani başka çünkü elinde seçenek yoktu. Ya hata öldürüp evet, set hücumuna döndürecekti. Geri dönecekti. Evet, arkadaşlarını bekleyecekti. Ya da onu deneyecekti. Şutu denedi. Şut denemesi nasıl diyeyim sana? Hani biraz kafayı yakmış futbolcularda olur oradan vurulacak şutlar. Böyle gollerde biraz delilerden gelir zaten. Top da çok iyi yere gitti bu arada. Müthiş bir gol olacak. Kaleci Harun'un hiçbir suçu yok golde değil mi? Ya yok, o hiç beklenmedik bir şeydi. Şimdi o golden sonra Beşiktaş golünü attı. Oyunun hakimiyetini de aldı. Tamam, Fenerbahçe biraz demoralize oldu. Çünkü günlerdir bunu konuşuyoruz. Yani zaten kötü giden bir takım var. Kötü bir atmosfer var Fenerbahçe'de. Ve bu maçı çıkış maçı olarak görüyorlar. Böyle bir golden sonra çünkü moralman da yıkılıyorsun. Yani hani öyle karambol falan bir gol dedi. Yani biraz moral bozucu bir gol. Ondan sonra Fenerbahçe düştü. Beşiktaş toparlandı. İkiyi bulacak dediğimiz anda o gol gelmeyince Fenerbahçe'nin golü geldi. Fenerbahçe'nin golüne değinelim mi? Değinelim. Var mı araya söyleyeceğim şey? Yok, değinebiliriz. Çünkü tamamen bir savunma hatası. Yani Fenerbahçeli oyuncuları değerlendirirsek Hasan Ali'nin muhteşem bir ortası var. Ayev'in inanılmaz yükselip bir attığı gol var. Ama Mehmet Aya'nın deyimiyle konuşayım. Ben golü kime yazarım? İki tane savunmacıya yazarım. Sırtını dönen Caner'e yazarım. Bence Caner'in gol, en büyük goldeki hata varsa direkt bence Caner'e verilmeli. Çünkü yani öndeki Vida da... Vida vardı. Vida ama Slimani'yi savunuyordu. Slimani tutmuştu yani, orada. Etkisiz hale getirmişti. Yani işte o biraz karmaşık. Çünkü onun önünde de Pepe vardı. Pepe vardı. Hani o boşta duruyordu. İki tane önde çok yüksek toplara hakim ya, savunmacı. Arkada da Caner var. Caner rakibini bozmak için aslında. Hani biraz sırtını döndü ama yani normal futbolunda kalsaydı, topa yükselerek rakibini bozsaydı o gol olmayacaktı. Ayev bu kadar rahat durmayacaktı. Belki de ceza sahası içindeki oyuncuyu Pepe ve Vida'nın eşleşmesi gerekiyordu. Aslında Caner
kademeye girmek isterken? Ya kademeye girdi ama kademeye de yanlış girdi. Yani topla oynamayı değil, rakibi bozmayı düşününce Caner, karşınızda da Ayev var. Yani muhteşem bir kafa vuruşu yaptı. Ayev de bu sezon takımın skoru en rahat giden oyuncularından biri oldu. Yani şimdi Fenerbahçe'nin dün de gördük, bir sistemi yok. Yepyeni bir takım. Mehmet abiye katılıyorum. Slimani şu anda ligin en iyi santrforu. Çünkü Beşiktaş'ın santrforu yok. Galatasaray'ın santrforu yok. Yani Başakşehir'i saymadan söyleyeyim. Başakşehir'de Adebayor diye bir adam var. Hani çok başka bir kulvarda. Trabzon'da Burak formsuz. Trabzon'da Burak'la Rodeyega, daha onlar karar veremedi ne olacağını çünkü. Hani 3 büyükler için, hadi Trabzon'u da katalım, 4 büyük için de Slimani şu anda hakikaten hangi takıma koysanız banka oynayacak bir isim. Benzia da kalitesini gösteriyor. Aslında Fenerbahçe dün maçta bunların emarelerini verdi zaman zaman. Hani Benzia'nın bu takımın kilit adamı olacağı Slimani'yi verdi ama geride o kadar çok sıkıntı var ki daha. Daha Fenerbahçe'nin güzelliklerine gelemedi işin. Peki takım şimdi kadroyu değerlendirirsek Fenerbahçe'de. Şimdi stoperde Neustadtler'le Reyes oynadı. Dün mesela Reyes'i nasıl buldun? Çok eleştirilen bir isimdi şimdi, önceki maçlarda. Ya bak her zaman söylüyorum. Porto bir adamdan umudunu kesiyorsa o işte bir teniği vardır. Tamam. Bedava yolluyorsa özellikle kesin var. Bir teniği vardır. Zaten başka türlü de biz buraya oyuncu transfer edemeyecektik. Reyes'in geçmişinde bir kaliteli dönemi var, iyi dönemi var ama sonraki düşüşteki bir dönemi var. Biz de maalesef düşüşteki oyuncuları buraya alabiliyoruz şu anda. Beklediğimden daha iyilerdi, dün için söylüyorum. Hava toplarında çok zayıf kalacaklarını düşünmüştüm. Neustadtler ve Reyes'in özellikle, şimdi Babel'le oynasa, Lerin'le oynasa ikisini de pas yapabilen oyuncular, top kontrolünde geriye gelip zaman zaman orta saha çizgisinin oraya kadar gelip hücumu da yönlendirebilen, kanatları organize edebilen iki oyuncu Babel ve Lerin. Hangisi oynarsa sıkıntı yaratacaktı. Ayrıca hava topları da benim için soru işareti. Pepe ve Vida'nın hücuma çıktıkları anlarda bunlara engel oldular. Lerin ve Babel'in golünde çok onları eleştirecek halim yok. İkisi de geriye gelmesine rağmen, yani çok top aldılar iki oyuncu da geriden. Neustadtler ve Reyes de gayet savunmada yerleşik bir düzenle oynadılar. Reyes çok yeni bir oyuncu. Neustadtler hani tam devşirme de değil ama yarı orta saha oyuncusu, yarı stoperde oynuyor. Hani o da bir belirsiz. Hep ayakları stopere göre iyi ama yani yanında Şikertel yokken bence savunma çok, yani sertlik konusunda eksik kaldı. Aynı fikirdeyim. Şikertel zaten bu maçın kilit ismiydi ve Fenerbahçe Şikertel kaynaklı olmamasından dolayı gol yemediği için de bence onlar açısından da çok önemli bir maçtı. Katılıyorum ben de. Dün abi ortada da Jailson oynadı. Jailson'u taraftar tam ıslıklamaya başlamışken gol geldi. O hava dağıldı. Ne diyorsun Jailson'un performansı için? Biliyor musun? Josef de Souza ilk geldiğinde biz gazetede, işte sosyal medyada, herkes kim aklına gelirse spor yazarları, ya bu adam iyi mi kötü mü? Anlamadı kimse. Hani bir sene geçti, bir buçuk sene geçti. Ondan sonra Josef de Souza bu takımın değişilmez adamı oldu. Ona da teklif edilen rakamlar inanılmaz boyutlara geldi. Jailson için hala ben bir şey söyleyemiyorum. Hani daha yaşı da genç. Hani bir iki sene sonra Jailson'dan çok daha iyi bir orta sahaya evrilmeyeceğini de düşünemiyorum. Ama şu anda Fenerbahçe'nin direkt banka orta sahada oynayacak oyuncusu mu? Hayır. Ama yanındaki oyuncu da şu anda soru işareti zaten. Yani bir ikili orta saha kuracaksınız. Mehmet Topal'dan mı bahsediyorsun? Ya Mehmet Topal mı oynayacak, Elif Elmas mı oynayacak? Zaman zaman sanmıyorum artık ama Benzia'yı çekip daha hücum atraksiyonu olan ikili mi yaratmak isteyeceksin? Daha onlar belirsiz çünkü Fenerbahçe'de. Peki bu noktada bu problem sayılmaz mı? Yani şimdi yeni bir takım Kok'un elinde var. Hala diyoruz ki orta sahada bu mu oynayacak, bu mu oynayacak? O ideal 11'in, ideal orta üçlünün hala bulunamaması uzun vadede problem yaratmaz mı? Uzun vadeyi bırak, yakın vadede problem. Fenerbahçe'nin geldiği durumu ortada. Bak, Fenerbahçe kaçıncı sırada şu anda? 13. sırada Fenerbahçe. Evet. Yani şaka değil bu. Hani 6 hafta geçti, 7 puanı var Fenerbahçe. Kabul edilir durum değil. Kabul edilir bir durum değil. Dün kaybetselerdi daha beter bir durum olacaktı. Ama Fenerbahçe'yi ve Koku'yu kurtaran ne biliyor musun? Dün gece o atmosfer ve oyuncuların o hırsı. Artık Koku mu motive etti? Başkan Ali Koç mu motive etti? Ama oyunculardaki o hırs, kazanmaya yaklaşma, beraberliği bulma taraftarı bir dizginledi. Ama dün geceki o ateşli atmosfer olmasaydı Fenerbahçeli oyuncularda, dün tribünden daha farklı sesler yükselecekti. Çünkü bazı oyunculara devam ediyor o sesler.
İstersen bir de Beşiktaş tarafını yorumlayalım. Yine Beşiktaş'ta da Atiba'yı gördük bu sezon ilk kez. Ben açıkçası bu sezon daha önce oynamamış bir futbolcu olduğunu göz önüne alırsak Atiba'nın performansını gayet beğendim. 90 dakikada sahada kaldı. Sen ne diyorsun Atiba'nın, Şenol Güneş'in Atiba'yı tercih etmesiyle alakalı? Şenol Güneş'in Atiba tercihi bizim Beşiktaş muhabiri Vatan Gazetesi'nin Erdal Cömert birkaç gün önce söyledi. Atiba oynayabilir ama şimdi öyle bir iş ki bu. Yani çok doğrulatabileceğiniz bir durum değil. Hani maç sabahı, maçtan bir saat önce bile değişebilecek bir durum. Atiba'nın oynaması, işte biraz önce benim Mehmet abiye sorduğum hani Şenol Güneş'in saha içi korkaklığı, yanlış anlaşılmasın o da. Hani temkinli futbol, dengeli futbol, hani korkak futbol diye demek istediğimiz de oydu aslında. Atiba biraz da bir simgeydi. Mehmet abi aynı benim düşündüğüm gibi düşünüyor. Şenol Güneş oyunu tutmaya çalıştı önce. Hı hı. Hani Babel'in zaten iki kanatta da, iki bekte de çok iyi isimleri var ve bir şekilde gol bulacağına inanıyordu. Şenol Güneş 1-0'a gitti. Bak benim eleştirdiğim nokta o. Şenol Güneş 2-0'a, 3-0'a gitseydi maçı koparabileceği o bölüm vardı ilk golden sonra. Aynısını düşünüyorum. Orada mı zaten Beşiktaş bir sıkıntı yaşadı? Yani dün gece 3-0, 2-0 öyle bir skorla ayrılabilirdi Beşiktaş. Çünkü 2'yi bulduğun zaman Fenerbahçe'nin artık toparlanmaya dermanı da kalmıyordu. Çünkü oyuncular da çok yoruldu. Bu yönden ben Şenol Güneş'i eleştiriyorum. Bir de şöyle bir durum var. 1-0'dan sonra taraftar bir homurdanmaya başladı. İşte Atıf çıkarken ıslıklandı. Oyuncuların artık bir panik yapmaya başladığını gördük. Ve Beşiktaş'ın özgüveni arttı. Çok rahat pas yapmaya başladılar. Orada biraz daha gol yönelik oynasalardı bence çok rahat gol bulabilirlerdi. Şimdi elimizde kadrolar da var. Onları da alabilirsek ekrana. Kadroyu de arkaya verebilirsek arkadan kadroları da değerlendirelim. Şimdi bir iki takım dün biz burada Fikret Engin'le konuştuk da bak iki takımın kadrolarını bir göz önüne getir. Şimdi sağdan geliyorsun. Gökhan var. Quaresma gidiyor geliyor. Diğer oyuncular bak şimdi. Kadrolar da geldi. Bak şimdi Gökhan pas yapabiliyor. Atiba, Tolgay, Oğuzhan zaten yapıyor. Sonradan giren Laiç yapıyor. Lens var. Larin sürekli orta sahaya geliyor. Quaresma pas yapıyor. Babel olmasına rağmen. Necip'i saymıyorum. Necip çok geç girdi zaten. Şimdi böyle bir hücum hattıyla Beşiktaş inanılmaz bir pas opsiyonuna girmeye başladı zaten. Diğer tarafa bakıyorsun. Fenerbahçe'de böyle bir durum yok. Bunu karşılayacak savunma hattı da yok. Hücumda da bu kadar pas yapacak isim yok. Bak Benzia pas yapabiliyor. Slimani o kadar takıma orta sahada gelip etki eden bir oyuncu değil. Ayev işte pas konusunda. Jailson, Elif'in girmesiyle aslında bu denge biraz değişti. Valbuena ile bu etkiyi kırmak için hamleyi yaptı zaten. Valbuena'ya girdikten sonra bayağı sorumluluk aldı. İşte zaten o Beşiktaş'ın pas oyunu dediğim durumunu kıran Valbuena ile Elif'in girmesi oldu. Atıf çok kötü bir günündeydi. Atıf bu yüzden ıslıklandı. Atıf maalesef ben her zaman söylüyorum sembol oyuncudur artık. Volkan Demirel oynarsa o da semboldür. Atıf semboldür. Hasan Ali'yi birazdan okuruz. Hasan Ali de sembol olacaktı ama çok kritik. Ama çok iyi oynadı dün. Bak dün muhteşem oynadı. Hasan Ali niye sembol olmadı biliyor musun Fenerbahçe'de? Niye daha kötü ıslıklandı? İsmail'den dolayı mı? İsmail o kadar kötü ki. İsmail Köybaşı diye bir yedek sol bekiniz varsa evet. Hasan Ali'ye hani can kurtaran gibi sarılıyorsun. İsmail'i bir kere izledikten sonra taraftar Hasan Ali'ye karşı tekrar bir yükseldi. Hasan Ali'ye boncuklar versin. Fenerbahçe'de tabii abi pas yapamamasının temel sebeplerinden biri de takımın yeni olması. Yani aslında pas yapmamayı Koku bence tercih etmiş dünkü maçta. Rakibe bırakmayı. Harun yeni kaleci evet. Şener eski oyuncu. Nonstadter eski. Hasan Ali eski. Mehmet Topal eski. Elif Elmaz yepyeni bir adam değil. Kulübün içini biliyor. Arkadaşlarını tanıyor. Atıf eski bir oyuncu. Valbuena eski bir oyuncu. Mehmet Ekici'yi sayma. Çok geç girdi. Şimdi yarı yarıya değişen bir kadro var. Bu kadronun birbirine alışması için zaman lazım mı? Evet. Ama bir oyuncu grubu. Şimdi Beşiktaş maçında böyle oynuyor. Tamam. Çok istekli ateşli. Bir hafta önce çok kötüsün. Avrupa'da çok kötüsün. Konya'da kazanıyorsun. 1-0 zorla kazanıyorsun ama hiç ışık vermiyorsun. Hepimiz diyoruz ki ya bazı maçlar olur. Zaten takım yeni böyle galibiyetler lazım ama Fenerbahçe'nin haftaya Çaykur Rize'de de bu derbideki gibi istekli olduğunu görürsek o zaman tamam. Deriz ki bu takım olacak. En azından istek var, bir heyecan var ama oyuncular durur. Herkes böyle ya
ne yapalım bugün de kaybettik havasına girerse işte o zaman Fenerbahçe'de sular durmaz. Ki o maçtan alınacak bir beraberlik bile artık kesinlikle tahammül yok Fenerbahçe'nin. Yani şu an gösterdin 13. sırada. Bak ben sana söyleyeyim. Rize'nin 3 puanı var, Fenerbahçe'nin 7 puanı var. 17. sırada Rize. Yani kazandığı anda hem yukarı çıkıyor, Fenerbahçe de aşağı iniyor. Öyle hani çok başka bir duruma gelir Fenerbahçe. Küme düşme hattına gelir. O zaman abi istersen Koku'nun açıklamalarıyla devam edelim. Milliyet'ten gelecek. Koku maçtan sonra yaptığı açıklamada gurur duydum demiş. Hollandalı çalıştırıcı gelecek adına önemli bir maçı geride bıraktıklarının altını çizdi. Sarı lacivertli antrenör ne kadar tutkulu olduğumuzu gösterdik. Takımın mücadelesiyle gurur duyuyorum. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum dedi. Biraz da detaylarını okuyayım. Fenerbahçe teknik direktörü Filip Koku, Türkiye'deki ilk derbisinde taraftarlara hayran kaldığını aktardı. Hollandalı çalıştırıcı, hayranlık uyandırıcı bir atmosfer vardı, çok etkilendim. Diğer maçlarda da harikalardı ama bu akşam bambaşka bir atmosferdi. Bize çok katkıları oldu, itici güç olduklarını gördük dedi. Özellikle ilk yarıdaki futbollarına değinen Koku, ilk yarı bu zamana kadarki en iyi oyundu. Geleceğe umut veren bir ilk yarıydı. Takımımın mücadelesiyle gurur duydum. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum ifadelerini kullandı demiş Filip Koku. Abi şunu soracağım. Şimdi dün Fenerbahçe'yi Kadıköy'deki derbilerde görmeye alışık olmadığımız şekilde topu Beşiktaş'a veren, topun arkasına yaslanan, kaptığı toplarla etkili olmaya çalışan bir oyun yapısıyla gördük ki bence bunu ilk yarıda başardılar. Beşiktaş yani pas yaptı ama Vida aldı, Tolga'ya verdi. Tolga'yı aldı, Solbek'e verdi. Hiç Oğuzhan'la topu buluşturup ileri gidemediler. Toplamda 45'e 55 zaten toplu oynama oranları. Beşiktaş önde. Peki sence Fenerbahçe'nin böyle bir derbide, kendi sahasında böyle bir oyun oynaması sence mantıklı mı? Bence mantıklı. Futbol öncelikle hani kendini bilmektir. Bütün hayatın genelinde olduğu gibi. Sen şimdi bu kadroyla rakibini analiz etmeden haldır uldur hücum yapmaya kalkarsan Beşiktaş seni parçalar. Ama bir Fenerbahçe ne yaptı? Önce oyunu tuttu. Evet, Koku ilk yarının genelinde belli işte kaç dakikaysa hakim olduklarını söylüyor. Evet, gole kadar da etkili olan taraf Fenerbahçe'de. Evet, gayet mantıklı bir oyun oynadılar. Oyunu tuttular ellerinde. Rakibin dengesini bozan ataklar yaptılar. Hızlı hücumlarla etkili oldular. Hasan Ali'nin gidip orada kaç tane pozisyon yaratması, şut atması bunlar önemliydi. Fenerbahçe evet ilk yarıda öyle bir görüntü verdi. Ama golden sonraki Fenerbahçe işte o bir soru işareti. Yani o bana o kadar umut vermedi. Koku'ya fazla umut vermiş. İlk bölümünde oyunun hani iyisiniz tamam da derbi olduğu için de bunun bir etkisi var. Her maçta böyle olacak mı siz? O benim soru işaretim. Yine golden sonra takımın biraz kırıldığını gördük açıkçası. Peki bu elindeki kadro için ne dersin abi? Koku'nun yani şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen bir takım Fenerbahçe. Ama elindeki şu an kadro belli. Transferler yapıldı. Yeni bir takım kuruldu. Hı-hı. Sen bu kadroyu nasıl buluyorsun? Yani bu şampiyonluk mücadelesi vermek için ideal bir kadrosu i̇deal var mı? İdeal bir kadro evet. Fenerbahçe'nin hani klasik söyleyeyim. Fenerbahçe'nin forması şampiyonluğa oynar. Ama şampiyonla oynarsın, zirvenin 3 puan mı gerisinde kalırsın, 5 puan mı gerisinde kalırsın bilmem ama şampiyonla oynadığını sahada gösterirsin. Bugüne kadarki sıkıntı o zaten. Fenerbahçe şampiyonla oynayan bir takım değil. Fenerbahçe hani orada yönetimin Ali Koç'un sürekli biz şampiyonluk vaat etmiyoruz şu anda yeni bir yapılanma istiyoruz dediği yapı var ya. O oyunculara etki ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum ama Fenerbahçe sahada bize şampiyonluk takımı olduğunu göstermiyordu düne kadar. Dün öyle bir isteği gördük ilk defa sezon başından bu yana. Öyle bir hırsı gördük. İşte dediğim gibi derbi olduğu için mi? Yeni düzende böyle mi? Onu haftaya Rize'de göreceğiz. Ben biraz derbiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani istek ve arzu konusunda dediğine katılıyorum ama eldeki kadro hala bence çok büyük soru işaretlerini barındırıyor. Tamam soru işaretleri barındırıyor kalite da. Kalite açısından rakipleriyle kıyasladığın tamam. Zaman. Üçüncü veya dördüncü olabilir mi Fenerbahçe? Olabilir tabii ki. Olabilir. Tamam. Liderin 5 puan 6 puan gerisinde kalıp şampiyonluğu kaçırabilir mi ne bileyim. Son 3 haftada 2 yenilgi alır, 2 beraberlik alır, geride kalır. İşte Fenerbahçeli oyunculardan beklenen de bu. Bu oyuncu bu takım az buz para almıyor. Yani hani tamam mali sıkıntı var da şimdi bak kadroya bak. Harun yeni transfer. Şener milli oyuncu. Reyes tamam Reyes soru işareti. Neuchâtel milli oyuncu.
Hasanili zaten günün yıldızı. O milli takım oyuncusu. Mehmet Topal tamam. Elif Makedonya'nın yıldızı yani. Adamlar pandemi geçeceğini ileri sürüyorlar. Jailson yeni transfer soru işareti. Atıf var. Valbuena bir yıldız. Ayevi var bu takımın. Herkesten iyi dediği Mehmet abinin Slimani var. Yani o kadar da kötü bir kadro yok elimizde. Yedekler. Volkan Demirel, İsla, İsmail, Yiğitan, Alper, Barış, Frey. Barış hepimizin yetenekli bir çocuk. Alper, evet. Ben takım kimyasının kimyasında bir problem olduğunu düşünüyorum. Ne yani, mesela o? Ya mesela oyuncuların birbiriyle uyum problemi yaşayabileceğini. Şimdi mesela şöyle bir problem var. Orta sahada geçen sene ne dedik? Joseph ile Topal evet. Beraber oynar mı oynamaz mı? Bütün sene bunu tartıştık. Doğru. Şimdi Jailson o noktaya geldi. Oynar mı oynamaz mı diye tartışmadık aslında. Yani seni açayım biraz yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe taraftarı ve diğer futbol severler Fenerbahçe'nin daha fazla hücum eden bir yapıya bürünmesini istiyor. Yani Fenerbahçe'nin elinde bu silahlar var ama Fenerbahçe oyunu Aykut Kocaman'ın bir mantalitesi olarak geride kabulleniyor. Daha sıkıcı, daha oyunu tutucu, daha sert bir orta sahayla oyunu tutmayı hedeflediğini ileri sürüyordu. Yani Joseph ve Mehmet Topal birlikte oynar mı? Oynar aslan gibi de oynar ama Fenerbahçe ne bileyim hep ne dedik Mehmet Topal'ın yerine mesela Mehmet Ekici. O tarz bir adamla daha ileri giden bir Fenerbahçe istedi. Aslında sorun orada. Geçen sene de Elif'i niye oynatmadı dediğimiz o noktaydı. Ya mesela sol tarafta şimdi Atıf ilk 11'de denendi ki dünkü maça kadar artık o bölgeye Atıf kullanır diye düşünüyorduk. Şimdi Valbuena dün etkili... Sen Atıf işini anladın mı? Ya ben şöyle diyorum. Ben her şekilde Valbuena oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ya Atıf bak ben orada şimdi bir şey biz de insanız. Ben bu işi bilmiyorum bu konuyu. Yani şimdi koskoca Aykut Kocaman Atıf'ı oynatıyorsa, üstüne gelen Filip Koku Atıf'ı oynatıyorsa o konuda bir bildikleri var. Her şeyi ben bilemem. Yani orada demek ki Atıf oynamalı. Bence şöyle. Valbuena'yı ikisi de kesiyorsa oradaki haklıdır. Konu Hasan Ali İsmail konusu gibi bence. Hasan Ali çok iyi bir sol bek olduğu için sol bekte oynamıyor ama İsmail'in defoları var. O yüzden Hasan Ali'yi tercih ediyorsun. Tabii ki canım elinde Marcelo var da kullanmıyor musun? Yani, Valbuena'nın da defoları var ama bence sen büyük takımsan yani Valbuena'nın defolarını takım olarak kapatabilirsin ki bence anlatıldığı kadar da defosu yok. Ben bu konuda yorum yapmıyorum. İki büyük hoca, o kadar hoca çok büyük isimler. Hani Atıf'ı tercih ediyorsa hani inşallah bir yerde hani tam olarak niye Atıf'ı seçtiklerini böyle bir teknik olarak anlatırlar inşallah. Bir muhabir arkadaşımız sorar. Ben de o işi öğrenmek istiyorum yani. Ben de aynı şekilde abi. Ben de çok merak ediyorum. O zaman Şenol... Bizim görmediğimiz bir şey var Atıf olayında çünkü. Şenol Güneş'e devam edelim mi? Hı hı. Fanatik'ten gelecek Şenol Güneş'in maç sonrası açıklamaları. 2 puan bıraktık demiş Şenol Güneş. Siyah beyazların hocası Şenol Güneş, kazanabileceğimiz bir maçtı. Hiç beklemediğimiz bir anda beraberlik golünü yedik. Açıkçası burada 2 puan bıraktığımız için üzgünüz ancak yapacak bir şey yok dedi. Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşılaşmasında alınan beraberlikten dolayı üzgündü. Tecrübeli hoca maçın ardından şunları söyledi. Açıkçası burada 2 puan bıraktığımız için üzgünüz. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Mücadeleye kontrollü başladık, rakibi kapattık ve hızlı çıkışlarla etkili olmaya çalıştık. İstediğimizi yaptık ama top kayıpları yaşadık. Daha fazla hücum yapabilirdik. 1-0 yakaladıktan sonra ikinci yarı hücum çıkışlarında etkili olamadık. Sonrasında oyunda her iki taraf için kopmalar oldu. Bu da rakibe yaradı. Kenarlardan geldiler ve bunu biliyorduk demiş Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş. Şimdi abi Şenol Güneş 2 puan bıraktığını düşünüyor maçta. Peki sence 3 puanı yani genel olarak Beşiktaş'ın oyun yapısına baktığımızda dünkü maçta direkt 3 puan hedefleyen bir takım gördün mü? Ya şimdi teknik olarak, taktik olarak evet gördüm tabii ki. Yani ama farklı bir açıdan. Hani biz ne diyoruz? Birinci golden sonra Fenerbahçe durmuşken Beşiktaş yüklenip ikiyi bulup oyunu koparmadı. Ama Şenol Güneş işe böyle bakmadı maçın başından itibaren. Sonra Yayiç hamlesi falan aslında buna yönelikti ama olmadı. Ben iki tarafı da dinleyince ikisi de 3 puanı kaçırmış. İkisi de öyle açıklamalar yapıyor. Oyuncular da dün gece öyle konuştu. Yani 3 puanı kaçıran taraf hangisiydi bilmiyorum ama ben adaletin olduğuna birer puanın gittiğine inanıyorum yani dünkü oyundan sonra. Ben de abi aynısını düşünüyorum. Yani şöyle Atiba'yı oynatması, Atiba'yla başlaması aslında direkt bir mesaj. Ben bu maçı fazla risk almadan rakibi de tartarak belirli bir güvenle çıkmak istiyorum dedi. Peki Oğuzhan'a sorayım bir de. Oğuzhan'ın performansına ne diyorsun? Bu derbilerde etkili olduğu maçı parmakla sayamayız Oğuzhan'ı. Ya sadece derbilerde Oğuzhan'ın son iki sezonunda
etkili olduğu hani maçları çok sayıyor. 2015-2016'da iyiydi. Sonra tekrar düşe yani, geçen bir kariyer. İki sezon geçti zaten. Yani bu kadar ya Oğuzhan bir kere çok yetenekli, çok iyi bir futbolcu ama yazık oluyor Oğuzhan'a. Ne diyeyim yani hani bizim tekrardan o yurt dışı kaynaklı bir oyuncu aslında ama tekrar yurt dışına daha da parlatıp satabileceğimiz bir isimdi. Bundan sonra nasıl gider bilmiyorum ama Beşiktaş taraftarı da artık ondan umudunu kesti. Yani orta sahadaki o pas trafiğini tamam. Çok iyi teknik bir oyuncu, ayakları çok iyi ama gitmiyor ya. Yani biraz zorluk karşısında, biraz sertlik karşısında çok çabuk oyundan düşen. Özellikle üstüne adam markajı verildiğinde tamamen tükenen bir oyuncu haline geldi. Yani dediğine katılmakla birlikte yani sert rakipler oynadıkları zaman Oğuzhan'ı cidden sağ içinde göremiyoruz. Hem sorumluluk alamıyor hem istediği şeyleri yapamıyor ama içerideki Vodafone Park'taki maçlarda biraz daha etkili görüyoruz. Daha rahat göreceği oluyor. Basit rakiplere yani, karşı. Ama bak dikkat et, ligde, Türkiye Ligi çok sert bir lig. Deplasmandaki maçlarda daha da tükeniyor, daha da kayıplar oynuyor. Zaten sıkıntısı da orada. Peki fiziksel olarak kendini geliştirmemesi bununla temel etken olabilir evet, mi? Evet, bence en büyük problemi o. Kesinlikle o. Başka bir şey, başka bir ismi yok ki zaten bunun. Yetenek var, teknik var, kalite var. Ben öyle hani duymadım bir gazeteci olarak hani sağ dışında, sağ içinde de böyle saçma sapan tavırlarını falan öyle bir yok, insan da değil. Öyle bir haber okumadık. Gelmedi kulağımıza da. O zaman ne kalıyor geri? Çalışmamak kalıyor. Ki bence o fiziksel eksikliği sahada çok net görünüyor. Yani hem ikili mücadelelerde top kazandığını görmüyorsun, hem kondisyonu düşüyor maç sonlara doğru. Fazla bir örnek değil ya. Herkesin bildiği. Ronaldo. Hani Manchester United formasıyla haline bakın. Maç sonu tişörtünü çıkartıyor. Başka bir yere gitmeye gerek yok ya koşu mesafesi falan. Real Madrid'den şimdi Juventus'ta tişörtünü çıkartıyor. Haline bakın adamın. Yani bir genç 20-21 yaşındaki bir gençten yaşlanırken 30-34 yaşına fiziğinin nasıl geliştiğini görüyoruz. Bana bir tane böyle Türk futbolcu söyler misin ya? De ki bana ya şu adamın fiziği nereden nereye evrildi helal olsun diyebileceğin biri geliyor mu aklıma? Yok gelmiyor. Benim gelmiyor. Ya bir Mesut var işte o da sayma Türkiye'de Mesut değil. Mesut'u sayma. Mesut Türk değil bir kere. Yani hatta Türk oyuncu değil. Şu örnek güzeldir. Emre Belözoğlu biliyorsun Atletico Madrid'e gittiğinde. İşte Emre'yi dışında tutabiliriz biraz. Biraz. Evet. Aslında Burak Yılmaz da belki biraz. Emre Belözoğlu dediğin gibi Atletico Madrid'e gittiğinde kaç kilo çok verdi? Spor yaptım diyor. Hani çok fit gittiğimi düşünüyordum diyor. Kaç Simone bir gördü. 10 kilo verdirmiş. Simone oynatmamış kilo direkt. Evet. Ya 10 kilo verdirmiş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Peki burada şimdi sorum tam oyuncunun sorumluluğu var. Oyuncu kendisine bakmıyor da takımın hocası işte kondisyon antrenörü demiyor mu? Ne desin adam? Yani ne yapacak? Zorla adamı şey mi fitness'a mı sokacak? Oynatmasın o zaman. İyi de şimdi bunun bir şeyi var yani kulübene bakarsın, duruma bakarsın, elindeki oyuncu yapısına göre. Şimdi öyle de herkesi çöpe atarsak bir yere varamaz takımlar. Ne yapacak? Oğuzhan'ı bıraksın da şeye mi göndersin? Tribüne mi göndersin? Ya bence bilmiyorum. Ben Oğuzhan'ın performansını beğenmiyorum. Fiziksel olarak kendini bu kadar yılda hiç geliştirmemesi. Tamam yerine koyabileceğin birini alırsın. Öyle bir imkanın vardır. Fayda maliyet oranı yaparsın. Evet. Dediğim. Peki yerine alabileceğimiz kişi bundan sonra Laiç olabilir mi? Oğuzhan'ı kesecek oyuncu. İşte o Şenol Güneş. Yani Laiç neye evrilecek? Nerede oynayacak? Hani forvet arkası mı oynatacak? Çünkü bazı teknik adamlar ortadaki ön libero'daki ikiliden birinin çok yaratıcı olmasını isterler. Buna şey örnek vereyim. Biz niye yapıyor diyorduk. Prandelli Galatasaray'dayken Snyder'i oraya çekiyordu mesela. Hı hı. Ortadaki ikiliye. Ya saçma sapan iş diyorduk ama bir basit toplantısına dedi ki ya yaşlanıyor. İleride o yükü kaldıramıyor ve benim geriden oyunu kuracak adama ihtiyacım var. Yani Şenol Güneş bu örneği Laiç'te uygular mı bilmiyorum. Ama Oğuzhan da artık formanın tehlikede olduğunu bilmeli Atiba'nın dönüşüyle. İstersen abi bir sonraki haberimize geçelim. Foto maçtan gelecek. Ryan Babel'le ilgili haber. Ryan Babel Beşiktaş'ın dünkü maçtaki ilk golünü atmıştı. Hollanda'da üst üste 4. maçında boş geçmedi. Var Babel'e yaz defteri denmiş başlıkta. Müthiş bir golle gözlerin pasını silen Yıldız bu sezon ligde 4 toplamda 6. golünü attı. Babel geçen sezondan bu yana 21 golle Kartal'ın en skorer ismi.
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel dünkü derbiye de damga vurdu. Sürpriz şekilde mücadeleye forvette başlayan 32 yaşındaki futbolcu 40. dakikada ceza sahası dışından müthiş bir füze gönderip Kartal'ı öne geçirdi. Böylece ligdeki Bursa Spor ve Yeni Malatya Spor maçlarından sonra Fenerbahçe derbisinde boş geçmeyen Babel Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg sınavıyla birlikte üst üste 4. maçını gol atarak tamamladı denmiş abi. Babel bu sezon takımın skor yükünü şu ana kadar sırtlayan futbolcu gibi müthiş, görünüyor. Müthiş bir performans. Ne diyorsun Babel'in oyunuyla ilgili? Sadece bu sezon değil geçen sezon da harika bir performans. Geldiğinden beri diyebiliriz. Yani geldiğinden beri evet bazı haftalarda kayboluyordu ama şimdi şöyle bir sıkıntı vardı bu sezon Beşiktaş'ta. Geçen sezon takımın yükünü çeken isim skor anlamında Talisca'ydı. Talisca gittikten sonra forvetin de yok. Negredo'yu da sattın. Yani takıma gole katkı yapacak, skor üretecek isim hep soru işaretiydi. Quaresma zaten o kadar çok gole giden bir oyuncu değil. Daha çok asistleriyle öne çıkıyor. Babel burada şu anda sorumluluk almış durumda. Yani kanada koyuyorsun. Kanatta iyi oynuyor. Forvet arkası oynuyor. Forvet oynuyor. 4-6-0, 4-5-1'in ucundaki isim olabiliyor. Babel bence Beşiktaş'ın şu anda en iyi ismi. Dün maça forvette başladı. Larin'i hocayı da yedek oynattı ki Larin'in performansı da bugüne kadar çok taraftardı. Hocayı da tatmin etmedi. Aynı şekilde Wagner Love'dan ümit kesilmiş durumda. Peki Babel'in bundan sonra forvette denenme ihtimali ne dersin? Yani Şenol Güneş böyle bir tercih yapabilir mi? Ya şimdi Babel zaten forvet olarak da oynuyordu. Bu maçın yapısına göre bence Şenol Güneş en azından devre arasına kadar böyle gidecektir. Yani Babel'i kanatta da oynatır. Ne bileyim Avrupa'da zorluk derecesi arttıkça kanatlara da çekebilir. İleride sıfır yani tek forveti zaman zaman oraya çıkartarak oynatabilir. Larin'i ben Türkiye'de kullanacağını düşünüyorum. Biraz iyi olursa belki kupa maçlarında Wagner Love'ı deneyeceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın elinde 3 tane forvet var ama hani toplasan bir tane etmiyor gibi bir durum var maalesef. Galatasaray'da aynı şekilde. Şu anda forvet anlamında eli en güçlü takım da Fenerbahçe. Bu da Slimani sayesinde. Yani solda adı zaten yok onlarda. Frey'i hiç saymıyorum bile artık. Peki yani Babel'i yani sol tarafta bugüne kadar çok etkili bir oyuncuydu Babel. Ki bence sol tarafta oynadığında çok daha etkili olması normal. Çünkü asıl mevkisi orası. Evet. Dün en uçta oynadığında da etkili oldu. Hem göğsüyle top aldı, takım arkadaşlarına dağıttı. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bir oyuncu hangi mevkide daha iyiyse kesinlikle o bölgede oynatılmalı. Eğer çok katkı veriyorsa mevkisiyle oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama şimdi Beşiktaş'ta forvet problemi var. Larin katkı vermiyor, Wagner Love vermiyor. Mustafa Pek demekten zaten ümit kesilmiş durumda. Yani bu durumda Babel'i soldan alıp en uçta daha istikrarlı bir şekilde oynatmak sence takıma genel olarak bir artı mı yazar yoksa soldaki verimini azalttığın için bir eksi mi? Şimdi yerine kimi koyacağın önemli solda. Yani elinde şimdi Lens biraz kendini bulsa sağda oynasa Quaresma'yı solda da kullanabilirsin. Dün değişmeli oynadılar. Değişmeli oynadılar ama Lens ve Quaresma'yı iki kanatta kullandığın zaman Babel'i forvette niye kullanmıyorsun? Babel bir santrfor değil. Ama Babel bir forvet, bir kanat forveti. Aslında Liverpool'da en üçte oynamışlığı var. Ya oynamışlığı var. Şimdi de oynatırsın ama bir Slimani değil, bir tabii Negredo ki değil. Yani bir santrfor değil. Babel bunun yapısıyla oyunu da buna çevirirsen Babel ceza sahası dışında çok rahat top alabilen hem sırtını dönebilen rakibe hem de hızlı adımlarla yüzünde kaleye dönebilen bir adam. Ortada penaltı noktası orada toplanıp sağdan soldan orta bekleyen bir isim değil. Buna yönelik bir oyuna geçmek zorunda Beşiktaş. Babel'le forvet oynayacaksa. Peki yine Babel'i kanatta forvette düşünürsek Gökhan Töre'yi kanatlarda alternatif olarak görüyoruz. Yok görmüyorum. Görmüyorsun. Çok net ve kısa bir yanıt görmüyorum. Gökhan Töre Türkiye Kupası falan oynar. Bundan sonra da dönerse Şenol Güneş'e hani daha önce yetiştirdiği oyuncular nedeniyle hep tebrik ettik, teşekkür ettik. Gene onu yaparız. Gökhan Töre'nin sakatlığının da etkisiyle dönmesi çok zor diye düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Çok büyük dönüş olursa da. Dünkü maçın yıldızlarından biri Hasan Ali'ydi. İstersen Hasan Ali ile ilgili haberimize geçelim. Hürriyet'ten gelecek. Hasan Ali kaldırım eleştirilere ilginç bir yanıt verdi. Makine değilim, yoruluyorum. Dün asist sayısını 7'ye çıkaran ve Avrupa'nın 5 büyük liginin en çok asist yapan savunma oyuncusu konumuna yükselen Hasan Ali, demek dinlenince bir futbolcu böyle bir performans çıkarabiliyor dedi.
Derbiye damgasını vuran Hasan Ali Kaldırım galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Fenerbahçeli futbolcu, iyi mücadele ettik, ilk defa iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Golden sonra orta saha kayboldu, onlar da kaybedebilirdi, biz de kaybedebilirdik. 3 puana yakın taraf bizdik, gol yollarında sıkıntı çekiyoruz dedi. Hasan Ali kendi performansı için de istatistiklerine dikkat çekti. Maçım belli, asistim belli. Sarı lacivertli futbolcu şunları söyledi. Çok eleştiri aldım. Oynadığım maç sayısı belli. Yaptığım asist belli. Türkiye ortalaması belli. Ben de makine değilim. Elbette ben de yoruluyorum. Sadece bir tek antrenmanla bu maça çıkabildim. Demek dinlenince bir futbolcu böyle bir performans çıkarabiliyor demiş Hasan Ali. Son dönemde eleştirilerin odağında olan dediğin gibi sembol bir oyuncuydu. Ama Hasan Ali'nin bak sözlerinden biri de şu. Benim kıymetimi bilin diyor. Biz başta onu taşıdık. Ben de bu işe hastayım ya. Vallahi billahi. Hastayım ya. Yani tamam top oynadın ne yapalım madalya mı takalım? Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bak gazetelerde herkes maçın yıldızı seçmiş seni. Hasan Ali böyle biraz fazla manşet veriyor sanki açıklamada. Hayır yani ne bu gaz ya? Alt tarafı futbol oynadın bir kere ya. Hayırdır yani ne oldu? Bugüne kadar oynamadığında eleştiriliyordun. Bir kere oynadın neredeyse bir daha oynasa şey milletin tekme tokat saldıracak sanki. Kıymetimi bilin. Allah Allah ya. Futbol oynuyorsun yani. O kadar vatan kurtarmadın. O yüzden bir sakin olmak lazım ya. İşte futbolcu biraz işini yapsın. Sezon sonunda teşekkür, tebrik. Zaten sen paranı alıyorsun fazla fazla. Geçen senenin son maçında da taraftarı eleştirmişti mesela. Orada da çok tepki çekmişti. Taraftarın takımı düşürdüğünden bahsetmişti. Ama işte bak sıkıntı ne biliyor musun? Bizim futbolcularda. Buradan maçtan çıkıyorsun ya. İyi oynadın, kötü oynadın. Hasan Ali aslansın. Sen müthiş oynadın. Senin kıymetini bilmiyorlar. Ya bu takım seni hak etmiyor. Bu halk seni hak etmiyor. Sen daha iyi yerlerde olman lazım diyor. Sağında solundaki arkadaşlarım var ya. Sen diyorsun ki tabii ya. Ben bu tepkiyi hak etmiyorum. Ben bu takımın en iyisiyim diyorsun. Gidiyorsun işte araba galerisine. Yeni araba geldi mi diye bakıyorsun. Orada da diyorlar ki ya sen kralsın. Sana en iyisi gelecek. Böyle böyle sen de kendini kral zannediyorsun. Hasan Ali iyiydi, çevresi kötü diyorsun yani. Yok Hasan Ali çevresi iyiydi. Türk futbolcuları iyi, çevreleri kötü. Evet. Yani kusura bakmasınlar da ya tamam top oynadın. Sen sus da futbolun konuşsun ya. Kıymetimi bilin. Dinlenince oluyormuş. Allah Allah ya. Bundan önceki haftalarda dinlenmiyor muydun? Geçen sezon hiç mi dinlenmeden maçı? Ne yaptın? İki günde bir maç mı yapıyorsun? Bir yani sakin ya. Bir şey ki... Bırak da senin futbolunu konuşalım. Taraftarı niye eleştiriyorsun geçen sene? Şimdi o sözlerde konuşma da gözümün önüne geldi. Bak üslup ve tavır her şeyi anlatır aslında. Hasan Ali bunu söylüyor sonra eleştiri alınca ben niye... taraftar senin bu konuşma tarzına, bu yapına, saha içindeki hareketlerine tepki gösteriyor zaten. Yoruldum diyor. Geçen maçta da İsmail Köybaşı oynamıştı. Hayır. Aslında. Ya sakatlık sonrası geri dönüşün zor olabilir. Haklıdır. Bir idmanla maça çıkmış tamam. Doğru. Tamam da senin işin bu arkadaşım. Ama ben şu konuda hak veriyorum. Program bittiğinde sen bana hiç demiyorsun. Abi müthiş program yaptın beni övsene diyor musun? Ne ben sana diyorum ne sen bana diyorsun. Programlar bitiyor sen içeride çalışıyorsun. Biri de gelip sana diyor mu? Ya müthiş gündem hazırlamışsın. KJ'ler 10 numara falan. Yo işimizi yaptık zaten bunu beklemiyorsun. Ya sana, sen de bir sakin ol ya. Şampiyon bir dur ya. Ha, futbolcularda genel olarak o var ya. Yani sosyal medya şimdi dün bir girmiştir. Şöylesin böylesin diye onları okuyunca... Yine o moda geçmiş. O işte yanlışlara gidiyor. Ama şöyle de bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum abi ben. Hasan Ali bence her zaman sahada yani mücadeleyi ortaya koyan, elinden geleni yapan bir futbolcu. Evet. Yeteneklerini tamam. Çok kısıtlı diyebiliriz. Yani ama her zaman sahada elinden geleni yapan oyuncunun tamam, bu kadar fikir. Ağır eleştirilmesini ben doğru bulmuyorum. Ya bak, eğer performansa düşükse oynatmazsın. Bak bu sosyal medya işi zaten. Tamam mı? Artık çok böyle her şey iç içe geçti. Ben köşe yazılarını falan hepsini okuyorum işim gereği. Ben Hasan Ali'ye bel altı vuran bir tane yazı görmedim. Hasan Ali eleştiriliyor mu? Evet. Hasan Ali formsuzdur deniyor. Hasan Ali bugün iyi değildir deniyor. Ama bu kadar. Ama sen sosyal medyadaki eleştirilere bakıp taraftara fırça atmaya işte çıkıp bu dün geceki gibi açıklamalar benim kıymetimi bilin falan. Hayırdır ya? Gereksiz. Fenerbahçe'de Alex vardı. Alex'ten benim kıymetimi bilin falan bir tane biz açıklama yok, duymadık ya. Yok. Adam dünyaları yaptı Fenerbahçe'de. Bir durun.
İstersen abi reklama gidelim. Reklamdan sonra yine biraz daha derbi konuşacağız. Ardından yine Galatasaray'dan da haberlerimiz var. Kısa bir reklamın ardından tekrar görüşmek üzere.